başlıyoruz. Gerçek bir olaya tanıklık etmek isteyenler okusunlar. Ben 34 yaşındayım. Son 12 senedir yaşadıklarımla burada kimsenin tamir edebileceğine inanmıyorum. Ben bekar biriyim. Aslında bekar değilim. Sadece bir insan yok hayatımda. Ciddi bir şekilde dinleyecek arkadaşlar. Sizlere uyarım var. Korkak olanlar bu kısımdan sonra başka bir sekmede başka bir şey okusun. Bu arada klip kanalını izleyenler de hala abone değil ve bu videoya like atmadıysa like atsın. Yoksa evinize kıtalar arası balistik füze... Sene 21 Ağustos 2003 günlerden perşembe. Klip kanalına abone olmayanların evinin adresine biyolojik saldırı düzenlemiştim. Ya hala abone olmadın değil mi? Hala like ve yorum atmadın değil mi? Güzel. Tamam. Sene 21 Ağustos 2003. Günlerden perşembe. Yani perşembe cuma gecesi olmuş oluyor. Aslında bilen bilir. Hiç unutamadım o geceyi. Babam imam. O gece eve geldiğinde pek telaşlıydı. Onu bu konuda çok uyarmıştık ama insanlar başı dahi ağrısı okunmak için babama gelirlerdi. Yine o günlerde bize gelen bir kadın vardı. İstanbul'dan gelmişlerdi. Gayet normal görünen bir kadın olsa da sürekli boş boş bir yere odaklanır ve kendi kendine Arapça konuşup dururdu. Babam buna bir şeyler okuduğunda ise gözleri kızarır, çığlık atıp bayılırdı. O geceden sonra her şey normal giderken babam 21 Ağustos gecesi eve geldi ve o kadar aceleydi ki tayin alacağım dedi. Müftülükten münhal kadro sordum beni tayin edecekler 15 güne. Orada başlayacağım ama yarın hazırlanın gideceğiz dedi. Dediği gibi de o oldu. Annem eşyalarımızı hazırladı sadece. Evdeki eski koltuklarımızı bile babam bırakmamızı ve acele gitmemiz gerektiğini söyledi. Annemle gizli gizli konuşurlarken gördüm. Annem babam sana, babama sana dedim diyerek ağlıyordu. O gece hiç kötü alışkanlığı olmayan ve başını yastığa koyduğu anda uyuyan babam sab sabaha kadar ışıklar yanık oturup sigara içiyordu. Hiç babamı böyle görmemiştim. Sürekli düşünüyordu ve ağzı sürekli bir şeyler okuyup evin içine üflüyordu. Gece uyandım su içmek için. Taktım ve mutfağa doğru yürüdüm. Evimizi tarif edeyim. İmam evleri camiye ve dolayısıyla mezarlıklara yakın olur. Bizim eve gitmek için mezarlıktaki patika yolu kullanmak gerekiyordu. Mutfağımızın camı ise buzdolabından tam açılmazdı. Yarısı açılırdı. Su içmek için kalktım ve yürüdüm. Işıkların tamamı yanıyordu. Bu yüzden tedirgin değildim. Mutfağa girdiğimde bulaşıkları kurutmak için mavi renkli bir plastik vardı. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Orada çırılçıplak bir çocuk oturuyordu. O anda rüyada olduğumu sandım. İnsanın aklından o kadar şey geçiyordu ki sanki kilitlendim. Ağzımı dahi oynatamıyordum. Kas katı kesildim. Bağıramıyorum. Gözlerimi bile kırpamadım. Sonra o çırılçıplak çocuk birden kayboldu. Ben hala konuşamıyorum ama yürüdüm. Geveleye geveleye. Babam sesime uyanmış. Hemen yanıma geldi. Anlamış olacak ki bir şeyler okudu. Kolonya sürdü yüzlerime. Koklattı gördün dedi ve gördüklerimi ona anlattım. Babam ağlamaya başladı. O kadar sessiz ve içten ki kimse duymasın diye gözleri öyle acınası durumda bakıyordu ki ne diyeceğimi bilememiştim. Babam beni sabaha kadar okudu. Ben hala gördüğüm şeyin gerçekliğinden emin değildim. Babam beni okurken ben uyumuşum. Sabah uyandığımda babam yanımdaydı. Annem uyanmış, çamaşırları duruyordu. Babamın dizinde uyandı. Çocukluğumdan beri bir kere bile yatmamıştım ama koca bir herifken bunu babam bana yapmıştı. O dönem üniversitede iki sene okumuştum. Yeniden başka dört senelik bölüm okumak için çalışıyordum. Uyandım. Babam yanaklarımı okşadı. İyi olup olmadığını sordu. Ben dünkü hadiseden hala emin değildim ve rüya mıydı acaba diye babama sordum. Babam bir şey demedi. Daha görmezsin dedi. Muska yapmış, takmış, sakın çıkarma dedi. Ben de zaten korktuğum için çıkarmadım. Babam evden çıktı, arabaya bindik. O zaman Toros arabamız vardı. Hep birlikte binip başka köy var 35 km mesafede ama şehre daha uzak. Oraya gittik. Köye vardığımızda köyde kimse yoktu. Çünkü yaylı olan bir yerde artık orası. İnsanlar yazın gelir, kışın giderler. Kalan hane sayısı 4-5 anca olurdu. Gittiğimizde de kimse yoktu. Babam muhtarın telefonunu buldu. İmam evinin anahtarını getirdi adam bize. İyi birine benziyordu. Ama biraz tuhaf davranışları. Eve temizlemek için teyzem Anan geldiler. Ev zaten küçüktü. Akşama kadar bitmişti temizlik. Akşamda eşyalarımızı taşıdık. Artık apar topar bir şekilde yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu. Eve taşındığımız akşam televizyonun çana kantenini biraz geç kurduk. Saat 11-12 civarlarıydı artık. Yatmak için eve geldik. Annem de ekmek olmadığı için getirdiğimiz un ile sabah için ekmek hamuru yapıyordu. Ben ise televizyonun kanal ayarlamalarını yapıyordu. Babamın gözlerinde korku vardı. O da kitaptan bir şeyler yazıyordu. Yandan da bir hocayla telefonda konuşuyordu. Telefonda kapaklı mor renkli Ericsson T10 telefonu vardı. Bu bilgi niye yani? İlk gecemizde her şey normaldi. Sabah kalktığımızda da normal normal gibiydi Annem hep endişeliydi ama neler olduğunu herkes az çok biliyordu. Kimse birbiriyle bu konuyla ilgili konuşmuyordu. Babam akşam yazdığı şeyi sabah anneme verdi ve evin kapısının girişine tahtanın altına sıkıştırdı annem. Bir sonraki gece hiç unutmam. Hava çok sıcaktı. O yüzden tüm kapılar açıktı. Bir de evin çatısı yoktu. Üstü normal betondu. O yüzden hava çok sıcak oluyordu. Tam karşımda perdesi olmayan pencere vardı. Kiler olarak kullandığımız odada. Camın önünde birileri vardı. Ama olduğumuz yerde bizden başka duran bir hane vardı. Onlar da iki yaşlı insandı. Gecenin o saatinde orada kimse olamazdı. Babamı uyandırdım. Kalktık. Babam görünce estezu bu a dedi. Bir anda karşıdaki şeyler yok oldular. Yani bildiğiniz buhar olup uçtular. Babam hemen yani telefona sarıldı. Bir adamı aradı. Adamlar iki saat sonra bizim kapımıza geldiler. Sakallı bir hoca ve yanında damadı vardı. Hocayı almak için elimizde fenerlerle yola indik. Annem de camdan bize bakıyordu. Sokak lambalarında, sokak lambalarında bir tuhaflık vardı. Senkronize olarak yanıyordu. Babam hızlı dedi. Bu da benim daha da korkmama sebep oluyordu. Arabanın ışıkları etrafa aydınlattı. Fenerleri söndürdük ama hoca arabadan inmiyordu. Sakalları bembeyaz, uzun ve beyaz giyinmiş bir hocaydı. Belki adını duymuşsunuzdur. Rıdvan Hoca diye biridir. Yer söylemeyeceğim ki yanlış olmasın kalsın. Hoca inmedi arabadan. Damadı indi. Selamlaştık ama hoca hala inmiyordu. Babam kapısını açmaya gitti. Hocam buyurun dedi. Hoca bir şeyler okuyordu. Biz de bozmadık. 5 dakika kadar hocanın ağız mırıltılarının bitmesini bekledik. Bittikten sonra hoş bulduk deyip selam verdi. Arabadan iner inmez de bana baktı ve bana okumaya başladı. O anda bayılacak gibi oldum. Hoca babama bir şeyler fısıldadı. Babam bana baktı. O an gözlerinde bana olan üzüntüsünü gördüm. Neler oluyordu? Ben ne yaptım da bunlar oldu hiç anlamış değildim. Hoca ile eve doğru yürümeye başladık. Eve yaklaştığımızda evin ışığında sanki içeride dans ediliyormuş gibi gölgeler oluşuyordu. Yüzlerce gölge duvarlarda dolanıyordu. Babam hemen anneme seslendi. Gecenin bir yarısı etrafta bizden başka kimse yoktu. Babamla koşarak eve girdik. Eve girdiğimizde annem bahsettiğim odada normal bir şekilde oturuyordu. Bizi hiç duymadığını söyledi ama bu imkansızdı. Eve girdiğimizde de gölge falan kalmamıştı. Hoca ile damadı da arkamızdan yavaş yavaş gelmişler. İçeri girdi. Hoca girer girmez kapıdaki muskaları çıkar. Başka bir şey yazacağım dedi. Daha ona muskalardan kimse bahsetmemişti. Babam da hiç şaşırmamıştı bile. Tamam hocam dedi. Hoca evi okudu. Kapı eşiklerine muskalar koydu. En son oturduk. Annem çay yaptı. Gecenin o vaktinde oturduk. En son bu delikanlıyı okuyacağım dedi. Beni karşısına Aldı ve abdestim var mı dedi. Yok dedim. Abdest al gel dedi ama gitmeye korkuyordum. Babam benimle banyoya geldi. Babam da abdest aldı. Hoca beni yere oturttu. O koltukta oturdu. Sonra bana sıkışırsan söyle dedi. Anneme de bana su bardağı vermesini söyledi. Bir tane de iğne istedi ve okumaya başladı. Hoca önce sessizce bir şeyler okudu ve boynumdaki muskuyu çıkar dedi. Muskaya çıkarınca sanki dilim geriye doğru kaçıyor gibi oldu. Boğazıma kaçıp beni boğacakmış gibi oldum. Hoca da o anda dilinde bir tuhaflık olursa söyle dedi. Kaplumbağa hikayesi çıkacak diye. Ben dilimdeki tuhaflığı daha kötü olmadan söyledim. Su içti dedi ve okumaya devam etti. Hoca okudukça sanki etraf gözümde kararmaya başladı. Sanki bir noktaya odaklanınca gözünü kırpmazsan zamanla ortalık kararıyor ya. Artık gözlerim tamamen karanlığa gömülecekken elime batan ininin verdiği acı ile tık diye kendime geldi. Ben o an uyumuştum. Bunu sonradan düşündüğümde anlıyorum. Hoca kanını em dedi. Kanımı parmağımdan emdim. Sonra okumaya devam etti. Abdestimle bozulmuştu. Hoca tekrar okumaya devam etti. Gözüm kararacak gibi olunca hocanın elini sıkıyordum. Annem su veriyor. Sürekli gözleri kıpkırmızı olmuş annem bana öylece bakıyordu. Anneme bakarken hoca bir kafamı kendisine doğru çevirdi. Gözlerime baktığını hatırlıyorum. Hayatımda yaklaşık bir 7 saatlik bir bölüm yok oldu. Bildiğin yok oldu. İnsanın hiç hatırlayamayacağı bir 7 saat. Gündüz olmuştu. Uyandım. Kimse yoktu etrafımda. Babam daha göreve başlamamıştı. Annemin de yanındaki yaşlı teyze gelmiş. Uyandığımda dünü hatırlıyordum ve sadece hocanın gözlerime son bakışını. Bayıldım sandım ben. Demek ki hatırlamıyorum diye düşünüyordum. Dışarı çıktım. Evin kapısından çıktığımda doğrudan merdiven var 4 tane basamağı olan. Merdivenleri indim. Evin önünde Karadeniz'de Merek derler. Merek'te de hoca ve babam oturuyorlardı. Damat gitmişti. Elimde bir acı hissettim. Sağ orta parmağım delik deşik olmuş. Resmen parçalanmıştı. Hocanın yanına gittim. Babam bana baktı. Ne oldu sana böyle? Ahlar vahlar çekti. Ama en son hocanın gözlerini hatırlıyordum. Hoca bana hiç bakmadı. Selam verdim, almadı. Ben bana neden böyle yaptığını düşünüyordum. Meğerse beni gördüğü anda beni okumaya başlamış. Bitirdikten sonra selamımı aldı. Dün bizi iyi hırpaladın imamın oğlu dedi gülerek. Ben babama baktım. Babam da bir şeyler okuyordu. Herkesin ağzında bir mırıldanma vardı. Hocanın anlattığına göre benim gözüme baktıktan sonra hocaya epey küfürler saydırmışım. İşin enteresanı ben bunların hepsini Arapça söylemişim. Hoca parmağına batırmadık iğne bırakmadım oğlum ama mahlukatlar nokta nokta kabilesinden dedi. Babanın yaptığı hatayı şimdi sen çekiyorsun dedi ve babamla göz göze geldiler. Bir süre daha durduktan sonra hocanın damadı geldi ve köyden ayrıldılar. Ya abi hocayı yani hocanın yaptığı büyük terbiyesizlik bu arada. Yani adam cinlenmiş yardım edeceğim kardeş diye geliyorsun. Ondan sonra parmağına iğne batırıp kaçıyorsun. Yani bir süre daha durduktan sonra hocanın damadı geldi ve köyden ayrıldılar. Babama beni yalnız bırakmamaları konusunda birçok takim vermiş olacak ki babam nereye gitse sen de gel diyordu. Aslında hayatımda buraya kadar her şey normaldi. Hocanın gittiği gece hepimiz aynı odada oturuyorduk. Camlar kapalı, perdeler çekili, evin ışığı yanıyordu ama annemler de uyuyorlardı. Anne ve babam yerdeki döşekte yatıyordu, ben koltukta. Gece herkes uyuyordu ben uyuyamadım. Zaten hava aydınlanacaktı iki saate diye düşündüm. Yattım uyumuşum ki normal olmayan bir rüya gördüm. Babamın eski görev yaptığı köydeki evdeydim. Hava kıpkırmızıydı ama güneş batmak üzereydi. Derenin kenarında dolaşıyordum. Bana arkası dönük davul zurna oynayan birilerini gördüm. Ve burası bir dere kenarıydı. Burada düğün mü olur diye gittim. Küçücük bir ışığın etrafında binlerce kişi dönüyordu. Puslu diye kimseye seçemiyordum. Uzaktan izliyordum. Bir anda işlerinden birisi arkası dönük beni fark etti ve hepsi durup bana baktılar. Yüzleri var ama görünmüyordu. Sadece başlarının olduğunu seçebiliyordum. Hepsi bu. Bana doğru yürümeye başladılar. O an uyandım ve yattığım yerde değil. Annemlerin diğer yatak odasında buldum kendimi. Uyanmıştım. Perdeler açıktı. Dışarıdan vuran güçlü bir ay ışığı vardı ve camdan gelen ışık yeri aydınlatıyordu. Yanı başımda oturan bir kız çocuğu vardı. Hayda. Bana bakıyordu. Gözleri ateş gibiydi. Kedi gözü gibi göz bebekleri vardı. Hiç Tamam. O gözleri bana bakıyordu ama hareket etmiyordu. El, S, eh, diye bir ses duydum. Sadece hareket eden gözlerimdi. Tüm vücudum kilitlenmişti. Ağzımı bile oynatamıyordum. Karabasan gibi ama daha farklısı. Pencerenin önünde 3 tane zayıf sıska şerliler vardı. Şerliler cinler demek. Biri kadın gibi. Vücudu öyle gözü. Çekiyordu. Diğer ikisi aynı boyda ve aynı sıskalıkta. Saçları küt, yüzleri çok zayıftı. Gözlerini bana dikmişlerdi. Tam dua okuyacaktım içinden. Zinneküm dedi sağ taraftaki şerli varlık. Arkalarından vuran ay ışığı onları tamamen gölge bir gösteriyordu ama onların da gölgeleri yere düşüyordu. Bunlar gölge değildi. Karşımda duruyorlardı. Pampalarım. Bu kısımdan sonra ikinci bir uyarıyı yapmak istiyorum. Hala buraya kadar izleyip abone olmayanların evlerinin önüne park ettiğim bomba yüklü araç 10 saniye sonra patlayacak. Bu kısımdan sonra ikinci bir uyarı yapmak istiyorum. Sağ olsun birkaç tane pampam beni okuyorlar. Teşekkür ediyorum. Ama yaşı küçük olan ya da etkilenecek olan pampalarım hikayenin bu kısımdan sonrasını rica edeceğim ki okumasınlar. Beni bir kişi dahi okursa hikayeyi yarım bırakmayacağım. Ama Etkileyecek olanlar okumasınlar çünkü buradan sonrası hayatınızda bir sürenin korkarak geçmesine sebep olabilir. Bu yüzden onu uyarıyorum. Okuyan kankalarım için nas felak ve ayetel kürsü güçlü silahlardır. Ağzınızdan ve kalbinizden eksik etmeyin. En son bunlar gölge olamazdı karşımda duruyorlardı dedi. Sıska olanlardan biri başını kaldırdı. Diğer üçünün başları önünde yere bakıyorlardı. Başındaki çocuğu göremiyordum. Onlara odaklıydım ve hareket edemiyordum. Sıska olan bir adım öne attı. Gölgesi üzerime düştü. O an gözlerimden resmen alevler çıkıyordu. Ağzım hareket ettiremesem de içimde dua okumaya yeltenir yeltenmez elini bana uzattı. La dedi. Yani hayır. Ben de o an içimde kitlendi sanki dua da okuyamaz oldum. Üç kere lime lime, lime dedi. Neden demekmiş? Ben Arapça bilen biri değilim. O an söylenenleri nasıl anladığımı bilmiyorum ama başka benzer olay yaşayanlar varsa aynı şeyleri söyleyeceklerinden eminim. Ama farklı bir boyutta oluyorsun. Bırakın Arapçayı. Cibuti dili olsa bile konuşursun. Bana neden sorusunu sorduktan sonra çözüldüm. Normaldim. Yatakta sıçradım ama yataktan ayağa kalkamadım. Nedendir bilmiyorum. Onunla konuşmak istedim. Hiç bilmediğim Arapçayı onlar gibi konuşmaya başladım. Ona bakarak Ma ismuk. Adın ne dedim. T. Ç dedi. Diğerleri de başlarını kaldırıp bana baktılar. Ben o an bana bir şey yapmalarından korktum. Hemen ayağa kalkıp odanın ışığını açtım. Ama ayakta durdukları yerde kül gibi beyaz kahverengi arası bir yığın vardı koşup çığlık atarak babamların yattığı odaya koştum. Babam sesime erkilmiş olacak ki ne oldu ne oldu ne oldu diye bağırdı. Gel dedim elinden tuttum odaya götürdüm annem de geldi yerdeki küller hala duruyordu. Babam zaten hemen anladı olayı. Muskan nerede dedi. Muskan boynumda yapmıştım ama nedense boynumda değildi. O muska hiçbir yerde değildi. O gece ben yattığım yataktan yatak odasına giderken her ne olduysa o sırada çıkmış olmalıydı. Onu hiç bulamadık. Annem su içirdi damağını çek dedi. Ne olacak böyle derken babam akşam bize olanları anladı. İstanbul'dan babama kendini okutmaya gelen kadına musallat olan şerliler varmış. Kadın da bu yüzden geliyormuş bize. Kadın bayıldığı zaman babam ondan çıkan şerlerin eve dağıldığını ama onları evde asılan muskalarla çıkacağını düşündüğünü söyledi. Tabi çıkacaklardı belki de. O muska onları ızdırap veriyordu. Ama o gece yaşanan başka bir hadise olayı bu duruma getirmişti. Peki neydi o? Ben neden bunları yaşıyordum? Gün ışımıştı. Babam sabah namazını kıldı. Sen de kıldın. Beraber sabah namazını kıldık camide. Sonra yine oturduk. Babam bana muskayı bulamadığımız için başka bir muska yazdı. Sakın haricen çıkarma. Bir banyo, bir de tuvalete girerken çıkardı. O gün akşama kadar normaldi. Babamla camiye gittik, oturduk. Köydeki diğer insanlar tanıştık. Yaşadıklarımızdan asla bahsetmedi bizi deli sanmasınlar diye. Annem biz yokken de evde durmuyordu. Evin önünde depo vardı yolla aynı hizada. Onun üzerinde etrafı izliyordu. Ya da tarla vermişlerdi anneme. Daha doğrusu imam evinin tarlası vardı. Orada bir şeyler ekip dikiyordum. O gün normal geçmişti. Bir yandan dün gece yaşadıklarımı düşünüyordum. İnsan öyle bir ruh haline giriyor ki gerçeklik duygusunu kaybediyor. O dönemde abim askerdi. Abime bu olanları anlatmadık. ABD'nin Irak'a girme olayları falan vardı. Savaş arefesi zaten. Kafası karışıktır. Bir de bunlarla uğraşsın istemedik. Yaş yavaş yavaş hava kararıyordu. Hava kararınca benim korkularım başlıyordu. Neyse evi anlatıyor yine. Oraya <laughs> geçiyorum. Ama biraz daha kararmıştı. Yaz günü zaten geç kararıyor ama havadaki kızıllık da kaybolmuştu. Derken tuvalet ve banyonun olduğu salondan bazı sesler geldi. Sanki biri acı çekiyormuş gibi ya da turşu bidonundan ses çıkar ya bilen bilir. Öyle bir sızlama sesi. Annem duymamıştı ama belliydi. Gözü TV'deydi. Ben de sesini açmasını istedim o sesi duymamak için. O an hala gözümün önünde ve annemle beraber gördük. Biri içeri girdi. İçeri bir nefes girdi. Önce bizi salondan içeri gelen kapıya bakmaya iten. Annemin de oraya baktığını gördüm ve o an kapının arasından çıkan şey kanımızı dondurdu. Odanın atmosferi öylesine değişti ki sanki çok soğuk bir şey odaya girmişti. Bahsettiğim salondan mutfağa geçen yerden tarif ediyorum. Bembeyaz, arkası tamamen saydam, başörtülü, başı öne eğik, ayakları yere basmadan bir kadın sureti yavaş yavaş gitti. Oğlum buraya kadar iyi gidiyordu da korkunçlaşmaya başladı ya. Yok arkası saydam yok silüet oğlum. Biz anneme dona kaldık. Birbirimize baktık. Kimsenin ağzından tek kelime çıkmadı. Hemen mutfağa koştum. Ben baktım hiç kimse yoktu. Perde uçuşuyordu ama cereyan yapacak bir esinti de yoktu. Anneme koştum. Dili tutulmuş. Gözleri kocaman olmuş. Su verdim. İçti. Bismillah bismillah diyor. Durduramıyorum annemi. Bilinci kapan kapanmış gibi sadece bismillah deyip duruyordu. Anneme 3 elham, 3 naz, üç felak bir kulhu okudum. Biraz normalleşir gibi oldu. Annem gerçek miydi? Gerçek miydi? Sen de gördün mü diye dili tutula tutula konuştu. Odanın soğukluğu hala gitmemişti. Yaz ayında olmamıza rağmen o kadar soğuktu ki eve yeni taşındığımız için sobayı normal kışın kuracağımız yere koymuştuk. Sadece borla takılacak gibi duruyordu. Sobayı yakalım dedi annem. Çok üşüdüm dedi. Ben de eski imamlardan kalan dış kapının önüne parça odunlar vardı. Onları almak için giderken sanki yazın en sıcak gününde bimden çıkmış gibi oldum. Diğer odalar da çok sıcaktı. O anlık atmosfer değişikliği bacaklarımdan aşağı kaynar su dökülüyormuş hissi verdi. Anneme dışarı çıkalım dedim. Ayağı zar zor kalktı. Annem dışarıdayken ben caminin oraya koşup babamı çağırdım. Uzaktan koşarak geldiğimi görünce o da bana doğru koştu. Durumu anlattım. Kapının önünde annemi okudu ve hocayı aradı. Hoca damadı ile tekrar bize geldi. Eve girdik ve hocaya anlattık. Hoca bir önceki geldiğinde koyduğu muskaların yerine baktığında muskaları bulamadı. Onları siz mi aldınız deyince yok hocam dedik. Hoca ben onları şerli varlıklar bu eve giremesin diye bıraktım. Nasıl olur da bunlar yerinde olmaz dedi. Hoca ışıkların hepsini yaktırdı. Damadını arabada getirdiği bir kitabı getirmesini istedi. Damadı kitabı getirince hoca masaya oturdu. Kağıt kalem çıkardı ve kitabın arasından kağıda yazdıkça yazdı. Yazdıkça yazdı. Yazısı Arapça ve o kadar güzeldi ki bir süre onu izledim. Hoca başını kaldırdı. Beyaz sakallar arasından yüzünün kırmızılığı belli oluyordu. Çok fazla kızarmıştı ama ter yoktu. Babam hocam iyi misiniz dedi. Gözüyle alttan başını kaldırmadan babama baktı ve yazmaya devam etti. Resmen gözleriyle babamı susturmuştu. Bir süre yazmadan durdu. Sanki beni dinlermişçesine bir şeye dikkat eder gibi dinledi. En sonunda babama ve bana bakarak fener bulun dedi. Feneri almak için evden çıktım. Babamın arabasındaydı. Koşa koşa gittim, aldım. Geldiğimde hepsi ayaktaydı. Hoca Girme. Çıkıyoruz dedi ve dışarı çıktık. Evde sadece annem kaldı. O da dış kapının girişinde. Ya bu kadını niye evde bırakıyorsun? Ne kadar iğrenç bir evlat bu ya. Hoca evin etrafını hiç gizmemişti. Babamla bize evin arkasında tuvalet ve banyonun pencerenin olduğu etrafta bir ağaç vardı. Ne ağacı bilmiyorum ama meyvesiz bir ağaçtı. Onun kovuğunda dört tane yumurta var. Sakın kırmadan bana getirin dedi. Biz şaşırdık bunu nereden bildiğini anlamadık ama yüz ifadesi bizi endişelendirdiğini hiç sormadan gittik ve getirdik. Hoca cebinden mendil çıkardı. Yumurtaları mendile koymamızı istedi ve eve girdik. Hoca yazdığı yazıların üstüne dört tane yumurtayı da koydu ve beklemeye başladı. Bir şeyler okuyup yumurtaları üfledi. Yumurtaların rengi beyazdan sarı gri arası bir renge dönüşmeye başladı. O anda ağzının kıpırdaması durdu ve iki yumurtayı birbirine vurup kırdı. Çakallı menemeni yapacak galiba. Hoca yumurtaları kırdığında masanın üzerine önceki geldiğinde kaparalarını sıkıştırdı muskalardan iki tanesi çıktı. Hepimiz dona kaldık. Hoca ise hiç dikkatini bozmuyordu. Çok ince işçilik isteyen bir işe edasıyla diğer iki yumurtayı aldı. Düşünmeye başladı. Ne yapacağını bekliyorduk. Onları da okudu. Seçtiği bir tanesini kırdı. Ondan da muska çıktı. Derin bir nefes aldı. Diğer yumurtayı da kıracağını söyledik. Zira dört muska koymuştu ve kırmasını bekledik. Hoca bize dönüp bunu kırsaydım dönüşü olmayacaktı bu işin dedi. Babam hocam bu ne demek dedi kekeleyerek. Hoca anlarsın dedi imalı şekilde. Babamdan çekiç istedi. Babam çekici alıp geldi. Hemen diğer yumurtayı vurup kırmak yerine çekiçle üzerine çok sert bir şekilde vurdu. İçine çok eski saman kağıt gibi olan ama bambaşka bir kağıt çıktı. Hani asla bulabileceğiniz bir kağıt değil. Yamuk yumuk kesilmişti. Orta tarafında olur siyah siyah lekeler vardı. Üzerine Arapça iki kelimelik bir cümle yazıyordu. Hoca okuduktan sonra iç çekti. Çok şaşkın bir ifadeyle Estağfurullah dedi ve bir şeyler okudu ama sesi titriyordu hocanın. Okuması bittiğinde kağıdın köşeleri kararmaya başladı. Bildiğiniz kıvrıla kıvrıla kararıyordu. Hoca elinden masaya attı. 4 muska yazdım dedi. Dördüncü muskayı saklamışlar dedi ve hiddetli bir şekilde ayağa kalktı. Otomatikten biz de kalktık. Babama dönüp büyü yapmışlar dedi. Evde başka ne kayıp bakın dedi. Biz baktık ama birinci yaşlardan kaybolan bir şey bulamadık. Benim bir tane 33 on telefonum vardı ona baktım. Başka aklıma bir şey gelmedi. Annem mutfağa baktı. Babam ne büyüsü diye sordu. Bana oğlum senin muskan nerede dedi. Boynumda dedim. Elime boynumu atmamla hepimiz şok olduk. Benim boynumda muskam yoktu. Babam sana çıkarma demedim mi dedi. Vallahi ben çıkarmamıştım. Hoca sen çıkar diye sorunca hayır dedim. Hoca boş boş bakıp gidip yerine oturdu. Annem ağladı. Bana enteresan bir şey olmuştu. Annemle mutfağa giren beyaz suretli mahluku gördüğüm günden beri tek hissettiğimiz şaşkınlıktı. Korkmuyordum. Her şey benim başıma geliyordu. Hoca oturdu masaya. Yumurtanın içinden çıkan kağıtta artık okunacak bir şey kalmamıştı. Babam sonunda sordu. Hocam kağıttan ne çıktı diye. Hoca içinde yazanı söyledi. Hal felsefesi. Hiçbir şey anlamadık. Arkanda üç tane şerli varlık bırakmışsın ama kim oldukları belli değil dedi. Ne oldu hocam Allah aşkına dedim. Ne oldu? Ne, dedim dayanamadım sistemkar konuştum. Hoca sana büyü yapmışlar dedi. Bu yumurtaları sana yapmış. Yapmışlar. Bunlardan birini kırsaydın onları esir olacaktın dedi. Hocam ben neden getirdim onları dedim. Siz nereden bilir, bildiniz bunları dedi. Hoca bilmen gerek dedi. Anlatmaya başladı. Bana cinler musallat olmuş ama neden bana olduğunu anlamamış. Kağıtta yazan arkana üç tane şerli bırakmışsın dedi. Babam nasıl dedi. Bunu yazan Türkçesi çok kötü bu arada. Hoca bilmiyorum ama olan bu dedi. O yüzden sana ulaşmaya çalışıyorlar. Muskaları buradan kaldırıp sana büyü yapmışlar. Bana kağıda bir dua yazdı. Akşam olmaya yakın abdest alıp oku. Yedi kere avcunu öfle belden üzerine sür. Elinde bir şey varmış aslında dedi. Okudum dedikten sonra zaten o gece de saat çok geç olmuştu. Bir şey olmadı. O gece hoca ne cesaretse kiler odasında yatmak istedi ve biz de yine içeride yattık. Klip kanalına gelecek. Yatakları açtık yattık. Ben yine çek yattı yattım. Annemler yere döşek serdiler. Annemler uyumadan uyumaya çalıştım korkmamak için. Mutfağın ışığı yanıyordu. Işık loş ortam yapıyordu oturma odasında. Ben uyumuşum. O akşam yine aynı rüyayı gördüm. Dere kenarındayım. Düğün var. Uzaktan izledim. Bana baktılar. Tık diye uyandım. Duvardan vuran ışığın loş ortamında karşımdaki duvarda ateş yanardı. Dumanın gölgesi vurur ya. Öyle dumanlar uçuşup yoğunlaşıyordu. Ben yine kitlenmemiştim. Gayet normaldim. Uyandım. Uyku sersemi gibi değildim. Annem ve babam uyuyordu. Dumanlar duvarda uçuştu uçuştu. Bilincim yerindeydi. Bir uğultu vardı. Hemen hocanın dediği duayı aldım ve bir kere okudum. Yarı soğumadan duman dağıldı. Yedi kereye tamamladım. Belden üzerime üfleyip sürdüm. Tekrardan yattım. Annem babamı da uyandırmadım. Sabaha kadar bekledim. Sabah namazın hocanın sesini duydum. Abdest alıyordu. Ben o zaman uyuma numarası yaptım. Uyanık görürlerse bir şey mi oldu sormasınlar diye. Mal mesela yani. Söylemen gerekiyor. Onlar uyanınca uyudum. Kalktığımda yerdeki yatak toplanmıştı. Hoca da gitmişti. Hoca yine gitmiş abi. Hoca yine gitmiş. Hoca bana selam söylemiş. Duasını okumadan yatmasın demiş. O gün hava da güzeldi. Köyde gezdik. Kendimi iyi hissediyordum ama akşam olacaklardan habersizdim. Köy gezdikten sonra annenle eve geldik. Geldiğimizde babam baba giderini yapıyordu. Tıkan Oturduk normal konulardan konuştuk. Gece olduğunda yatakları serdik. TV açıklı ses oluyordu diye öyle duruyordu. Gözümü kapattım. Nasıl uyudum hatırlamıyorum ama yemiş gibi uyumuşum. Gece yine bir sesle uyandım. Resmen bizim konuşmamızdaki gibi şşt! Şşşt deyip durdu biri. Benim arkam dönüktü. Yüzüm duvara bakıyordu. Sol tarafa dönüktüm. Duvara yine ay ışığı ve zayıf bir gölge yansıyordu. Donup kilitlenip kalmıştım. O an ilk arkamı dönüme dehşete kapıldım. Pencerenin sol tarafında gardrobun önünde sayamadığım kadar şerli varlık duruyor. Hepsi bana bakıyor ay ışığı yüzlerine vuruyordu. Bir tanesi bana yakın ve pencerenin tam önünde duruyordu. Yüzüme gelen ay ışığını vücudu kesiyordu. Onun yüzünü göremiyordum ama ay ışığı vuranların hepsini görüyordum. Gölgesi üzerime düşen varlık bir adım ileri attı. Ben yatakta oturur pozisyona geldim. Şok halindeydim. Şerlik Varlık eliyle arkadakileri işaret ederek Usreti dedi. Yani bu ailem dedi. Ha, dediği her şeyi anlıyordum. Sıraya dizilmiş olanlardan birisi uzun bir şey söyledi. Tek aklımda kalan şey İsnaşer yani yazabileceğim bu kadar. Bana dedi biz de 12 kişiydik artık 9 kişiyiz ailemi öldürdün dedi. Sonra zayıf olan arkasına döndü. Hepsi başını öne eğdi. bana doğru yaklaştı. Aramızda bir metre dahi kalmamıştı. Yüz atlarına kadar gördüm ama ayrıntı veremeyeceğim sizin için. Yaklaştı gözlerindeki ateş alevlenir gibi oldu. Kendimi o ateşin içinde gördüm ve o anki korkuyla bağırıp ayağa kalktım. Kalkıp ışığa koştum hemen ışığı açtım. Işık kurtuluş gibi gelmişti. Işığı keşke hiç açmasaydım. Karanlık onları daha cazip gösteriyormuş gibi ışığı açmamla gerçekten aklımı kaybedecek gibi oldum. Işığı açtım gitmediler dikilip duruyorlar. Başları önüne bakıyordu ama hepsi öylece duruyorlardı. Tarif etmek istemiyorum ama tek diyeceğim burunsuz, kanlı gözlü, içinde ateşler yanan korkunç bir varlık. Hemen annemin yanına koştum bağırarak. Odaya geri gittik. Baktığımızda kimse kalmamıştı. Ağır bir duman kokusu vardı. Babama anlattım. Yine aynı yatakta küçük çocukmuşum gibi 3 kişi yattık. Gece annem ve babamın arasında uyusam da yine aynı rüyayı gördüm. Düğüne doğru yürüdüm. İşlerinden bir tanesi ben arkam dönük kaçarken yakaladı ve benim onun sırtım dönük şekilde beni düğün olan yere götürmek için sırtına attı. O anda babam beni uyandırdı uyandırdığında kollarım arkaya doğru gergin beni taşırmış gibi pozisyondaydım. Niye sürekli aynı rüyayı gördüğümü anlamamıştım. Kalktım babam beni okudu. Kolumda yine o gerginliği hissediyordum. Babam bunları hocaya anlattı. Hocaya almak için hocanın evine gitti. Hoca geldi olayları anlattım. Hoca da bilenleri bilirmiş gibi hiç şaşırmadan dinledi. Olanları bilirmiş gibi. Akşam olmasını bekledi. Sakin konuştu. Gülüyordu ne, nedense. Akşam yemeğinden sonra hoca ile kiler odasına gittik. Babama beni okuyacağını söyledi. Babam onlar içeride bekledi. Kapının kilidini arkadan kilitlediler. Sanki sabah beni hiç dinlememiş gibi olanları yeniden anlatmamı istedi. Anlattıkça enteresan bir şekilde kızarıyor, yutkunuyor ve ilk kez dinlenmiş gibi beni dinliyordu. Işığı yaktığımda onların neye benzediğini ayrıntılı ayrıntılı anlattırdı. Duman kokusu oldu mu diye sordu. Evet oldu dedim. Kilerde yeşil soğan vardı. Halıyı kaldırdı. Cebinden köstekli saatini çıkardı. Saate baktı ve iç cebinden çakmak çıkarıp tahtanın üzerine üzerinde yeşil soğanları yakmaya başladı. Hoca niye yeşil soğan yakıyor? Hoca kebapçı mı lan? Hocanın adına da seyyar tezgahı olabilir. Hoca nasıl hissediyorsun? De, hiçbir değişiklik yoktu. Bir şeyler okumaya başladı. Elindeki ot çıra öyle harlı yanmaya başladı ki evin duvarında yeşil soğanın dumanından araç dumanlar da oluştu. Hoca görüyor musun dedi. Evet dedim. Korkma onlar benim dedi. Nasıl yani hocam dedim. Onlar benim hizmetimde. Korkmana gerek yok dedi. Zaten korkmuyor. Ondan önce gördüklerim yanında bununla korkacak değildim. Hoca korkmuyorsan kapat gözlerini dedi. Kapattım. Şimdi aç dedi. Hocanın arkasında yere bağdaş kurmuş. Ayaklarının üzerine oturmuş. Başı yere bakan çarşaflı iki kadın vardı. Kadın diyorum çünkü yüzü kadın gibiydi. Başları yere eğikti. Hoca onlar seni ben gittiğimden bu yana korumaya çalışıyorlardı. Ama oğlum karşındakiler çok güçlü varlıklar. Bu konuda yetersiz kalıyorlar. Ama işin içinde başka bir iş var dedi. Ne işi hocam açık konuşun dedim. Diğer geldiğimdeki o dört yumurta sana yapın plan büyülerin ilkiymiş. Ama başka büyüler de var oğlum dedi. Bu büyüler insan yapımı değil. Öyle olsa aynısını başına geçirdim ama bu olay farklı bir yere gidiyor dedi. Arkamda duran Z ve Ü dedi. Onlardan korkma. Onlar bu evde yaşayacak bir müddet. Annene ve babana bundan bahsetme. Şimdi asıl mesele kayıp olan muskan. O muska senin her o muskada senin her şeyin yazıyordu ki senden uzak dursunlar diye. Ama nasıl olduysa onu boynundan sen çıkarmışsın. Onlar el süremezdi. Ama ben hiçbir şey hatırlamıyordum. Tıpkı çekyattan yatak odasına nasıl gittiğimi hatırlamadığım gibi. Gözlerimi kapat dedi. Kapattım. Aç dediğinde şu şarşaflı varlıklar Yok olmuştu. Nereye gittiklerini sordum. Sana yapılan başka bir büyü var. Onun yerini biliyorlar dedi. Hoca ile odadan çıktık. Annemle babam içeride bekliyorlardı. Hoca okudum inşallah geçecek dedi ama büyü olduğunu da ekledi konuşmasına. Babam onu öğrenmemiz gerekiyor hocam nasıl olacak dedi. Acele etme onu da buluruz dedi hoca. İstahat etmek istediğini söyleyip kiler odasına geçti. Işık olmasına rağmen mum istedi ve ha Aradan epey vakit geçti. Akşam yatsı ezanı okunmuştu. Akşam vakti geçti. Yatsı okundu ama hoca hala çıkmamıştı. Kimse de bir şey demedi. İçeride alev topu var gibi mum yanıyordu. İki mumun ışığı olamayacak kadar parlak. Annem acaba hoca uyudu da mumları mı devrildi bakalım dedi. Babam da yok uyumamıştır dedi. Kapıya yaklaştığımızda bir şeyler konuşuyordu içeride ama fısıltı şeklinde. Babam eliyle anneme içeri geçin işareti yaptı. Kendi de geldi. Annem çok tedirgindi. Tam o sırada hoca kapıyı açtı. Kapı kolunu tutma gıcırtısıyla aynı anda mumlar söndü. İkisini aynı anda yapamazdı çünkü mumun ışığı gerideydi. Ben içeride kimlerin olduğunu biliyordum ama neler olacağından hala bir haberdim. Hoca geldi. Endişeli gözlerle babama baktı. Gel hoca sen benimle dedi. Babamla birlikte dışarı çıktılar. Babamın son homurtu sesleri içeri geliyordu. Hararetli bir konuşma geçti aralarında. Babam bana seslendi. Ben de koşarak kapıdan çıktım. Hoca başındaki takkesini eline almış taburede oturuyordu. Babam oturdu. Ben tabureyi alıp karşılarına oturdum. Babamla konuşmalarına devam ettiler. Babam iki tane mi bir tane mi dedi. Hoca bilmiyorum. İki de olabilir bir de dedi. Ne konuştuklarını anlamıyordum. Ne iki tane mi diye sordum. Babam cevap vermedi. Hadi kalkalım bakalım o zaman dedi. Kalktık. O de mezarlığa girdik. Mezarlığın yanında şu ağaçlardan vardı, site kapalı. En uzun olanı vardı bir tane. Kendini belli ediyordu. Onun dibinde eşilmiş bir toprak yeri vardı. Üzerine toprak vardı ama yanları açıktı. Yağmur damlarını biriktirecek gibi bir düzenek yapılmıştı ama kuş yavası gibi örülmüştü. Hoca babama altını kaldır dedi. Eliyle söktü orayı ve su birikmişti oraya. Yan tarafında ise yarısı suyun içinde, yarısı toprağa dayandırılmış. Bir kısmı erimiş, bildiğimiz bir sabun vardı. Hoca bunu yeni yapmışlar. Daha yağmur çok yağmamış. Zamanında aldık dedi. Hoca sabunu itina ile aldı. Mendiline sardı ve cebine koydu. Tam kalkacakken orada yumurtanın içinden çıkan eski kağıt gibi bir kağıt buldu. Üzerinde Arapça benim adım yazıyordu. Babam ve hoca hemen hızla doğruldu. Allah Allah'ın cezası. Allah'ın cezası deyip durdu. Mezarlıktan çıkmadı bir süre ayakta yere bakılarak dikildi. Babam yumurtaları aldığınız o ağaç kovuğuna gidelim dedi. Evin arkasından mezarlığın içinden dolaşıp o ağaca gittik. Kovuk, kovuğunda bir şey yoktu. Hoca eğildi. Elini ağacın alttan üst kısmına doğru soktu ve elinde bir şey tuttuğu belliydi. Çekiştirip durdu ama alamadı. Sen eğil oradakini çek. Kolum yetişmedi dedi. Babam kolunu uzattı. O oradaki şeyi çektikçe ayağım uzuyor gibiydi. Ben bana bir şey oluyor ya dedim. Durdular. Babam bıraktı. Ağaçtaki şeyi. Ya oğlum virgül olmadığı için çok zor okunuyor ya. Babam ağaçtaki şeyi bıraktı. Hoca elimi tuttu. Buz gibi olmuş elin dedi. O yaz sıcağında elim bu tutmuştu resmi. Hoca babama bırak diye bağırdı. Babam tam eğilip alacakken o sese babam da irkildi ben de. Hoca çömeldi ağaç kovuğuna. Dua eder gibi bir şey okudu. 5-6 dakika bekledik. Tam elinin kovuğa sokmasıyla oradan kumaştan yapılmış çok çirkin çizilmiş gözleri yan yana değil alt alta olan kulakları sivri ve geriye bir bacağı uzun ve kolları olmayan oyuncak bebek çıkardı. Oyuncak bebek çıkarmış. Okey. Bebeği eline aldı ve arkasına dönüp bana baktı. Bebeğin göğüs tarafında beyaz bir yırtık cep gibi bir parça vardı. Cebin sallandığını görünce altını kaldırdığında çok karışık Arapça tek bir kelime buldu. Okumaya çalıştı ama okuyamadı. Eve geçip ışıkta bakalım okuyamıyorum dedi. Kalkıp eve geldik. Annem de masanın üzerine örtü sermesini istedi. Örtünün üzerine bebeği koydu ve beze sardığı sabunu çıkardı. Sabun bildiğimiz beyaz sabundu ama kokusu eve yayıldı ve çok pis kokuyordu. Nefesi daraltan acı bir kokusu vardı. Hoca bezden eline bulaşan hafif ıslaklığı silmek için kalktı ve elini yıkadığında tedirgin tedirgin tekrar geldi. Oyuncak bebeğe de dokunmadı, sabuna da. Oturduğu düşündü. Hepimiz susuyorduk. Masadan kalktı. Biraz yürüdü, masaya oturdu ve bana Arapça bir şeyler yazan bir kağıt verdi. Okuyabilir misin dedi. Evet dedim. Elime aldım ama okuyamıyordum. Sanki dilim tutulmuş, beynimde ne biliyorsam silinmiş gibiydi. Hoca bakıp okuyamıyor musun dedi. Ben okumaya çalıştım yine. Sonra elimden aldı. Ben okuyayım sen tekrar et dedi. Burayı okumayacağım. Hocanın dediği şeyleri duyuyordum ama kulağımda aynı zamanda zzzz diye bir ses oluyordu. Okumaya kalkınca resmen dilim dönmüyordu. Hoca okuyamıyorsun bırak dedi. Devamını da okumadı. Ve beyin cebindeki yazıyı ışığı tutup baktı ama yine okuyamadı. O zaman net bir şekilde gördüm ki aslında bir yazı ve bir insan şekli karışıktı. Harflerin uzatmaları boğazına dolanmış bir insan figürü vardı. O yüzden yazıların okunması olanaksızdı. Çok karışıktı. Hoca bu işi ben bilemedim bu nedir anlayamadım dedi. Babama birini tarif etti. Onu buraya alın gelin dedi. O da baksın dedi. Babam tanımıyordu kadını. Yarın gidelim beraber dedi. Hoca sabunu okumaya başladı. Sabunu okudukça nefesinin kuruluğundan mı bilinmez ama sabun suyunu çekiyor gibi kuruyordu. Çok uzun okudu. inanın bir saatten fazladır. Sabuna yaklaşa uzaklaşa okudu. Üç kere tütütü dedi ama tükürmeden. Sonra sabunu eline alıp kırmaya çalıştı. Kıramadı. Sabun kurp kuru olmuştu. Bana verdi. Dağıtmadan kır dedi. İki elimle tutup ayırdığımda işte o şey benim boynuma yazılmış olan muskaydı. Sabunun içine muska girmiş. Oha. Sabunun içinde ne arıyordu? Nasıl sabunun içine girebilir? Sabunun içinden çıkan muskayı görünce hoca hariç hepimiz şaşırdık. Hoca biliyor gibiydi. Bu sabun sensin oğlum dedi. Bu sabun eridikçe suyun içinde sen de zamanla eriyip tükenecek sonunda yok olacak. Sana neden bunu yapıyorlar anlamıyorum. Sen onlara ne yaptın bilmiyorum. Ben de bilmiyorum hocam ne yapacağım dedim. İçim daralmıştı. Hoca duraksadı. Alfe selase dedi. İlk durumunu tanıdık gelmemişti ama yumurtadan çıkan yazının olduğunu hatırladım. Hoca duraksadı. Nefesi tuhaflaşınca tövbe bismillah dedi. Bağırarak hocaya su... Bağırarak tövbe bismillah dedi. Hocaya su verdik. içmedi. İki eliyle yüzünü avuçladı. Yüzünü sıkarak aşağı çekti. Derin nefes aldı. Alfe selasenin anlamı üç arkasından demek. O zaman ne olduğunu anlamamıştım dedi. Biz de anlamadık hocam. Siz ne anladınız dedik. Oğlum sen üç tane cin öldürmüşsün. Bunlar senin peşinde o yüzden dolaşıyorlar. O üç yumurta ölen üç cini ve içlerinden çıkan senin muskaların da ne kadar acil olduğunu sana göstermek için dedi. Peki dördüncü muska neydi dedi babam. Hoca işte o da senin oğlun dedi bana bakarak. Üç şerli öldü. Üçünün arkasından seni de öldüreceklerdi. Bunun için de sana seni öldürüşlerini anlattıkları bir kağıt bıraktılar dedi. Racon kesiyorlar lan. Bana neden not bıraktılar hocam dedim. Bu saçmaydı. Beni öldürmek isteseler gece geldiklerinde hep beraber bunu yaparlardı dedim. Hoca da duraksadı. Kilere gitmek istediğini söyledi. Yalnız kalıp bir şeyler yapacağını anladım. Bir buçuk saat mi oldu hikayeyi okuyalı? Yarım saat okuduk ya. Bunu yırtıyorum bu arada. Oka mı? Kilere girdi hoca. Mumları çıkardı. Koydu. Cebinden bir yazı çıkardı. Okutmaya çalıştığı yazıydı. Okuduğunda duvarda dalgalanmalar oldu. Mumlar çıra gibi alevlendi. Kulağımda çok şiddetli bir basınç oldu. Kulaklarımı tıkadım. Başımı öne eğdim. Başımı kaldırmamla hocanın arkasında yine çarşaflı iki varlığı gördüm ama arkaları bana dönüktü. Hoca korkma yine onlar dedi. Ben de hocam ben çıkayım ne olur ben dayanamam dedim. Beklemek zorundasın. Bekleyeceksin dedi. O sırada arkasını döndü. Yüzündeki peçe gibi bez kendi kendine havalandı. Ağzı mırıl mırıl bir şey ediyordu ama ses yok. Konuştuğu dişleri görünmeye başladı. Çok sivri, keskin görünen, kararmış, araları açık seyrek dişleri vardı. Dikkat ettiğimi anladı mı bilmiyorum ama Peçe kendi kendine yüzünü gizledi. O anda ateş parladı mumlardan. Sanki parfüm sıkıp çakmak çakmışsın gibi her yer alev oldu. Mumlar söndü. Dışarıdan gelen ışık süzmeleri kaldı. Ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Hoca mumun birini yaktı. O da biraz aydınlanır gibi oldu. İçeride hoca ile ikimiz kalmıştık. Ya da ben öyle zannediyordum. Tam o sırada alevlerin şiddetli çıkmasının çıkmasındandır ki babam kapıyı tıklattı. Hocam ne oldu ne yandı dedi. Hoca sen de gel dedi. Babam kapının koluna asıldı. Kapı kilitli diye kalkıp açacaktım. Babam da normal kilitli değilmiş gibi açtı kapıyı. Tam nasıl açtın diyecekken hoca lafa girdi. Gel otur dedi. Ve ben öylece lafı bitiremeden kaldım. Hoca diğer mumu da birbirine dokundurarak tekraracaktı. Babam benim yüzümden korktuğumu anladı. Sararmışım resmen. O korkuyla babam hocaya çıksın hocam oğlum biz konuşalım dedi. Hoca yok o da oturacak dedi. Ve babama bir baktım yanında çarşaflı kadın oturuyordu. Kalbim duracaktı. Babama zarar verir diye korktum ama babam onu fark etmiyordu. Hoca senin kalp gözün açıldı oğlum. Şaşırma artık dedi. Baban göremez. Babam olayı anlıyordu ama o da şaşırmamış gibiydi. Demek ki hocanın himayesinde onlardan olduğunu biliyordu. Babam o yöne baksa da hiçbir şey göremiyordu. O yüzden de korku ifadesi yoktu. Hoca bana haber geldi. Senin için yine gelecek oğlum bunlar dedi. Ben sana o yazıyı okutamadım. Okuyabilseydin bunlar senin emrine geçecekti. İstediğinde okuyup çağırabilecektin. Ama senin okuyup okuyamadığını test ettim. Seni korumakta onları kullanabilirdin ama okutmadılar dedi. İki ile mumları söndürdü. Yarın ilk iş dediğim kadına gitmemiz gerek. Ben size daha fazla yardım edemiyorum. elimden bir şey gelmiyor dedi. O gece oturduk. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yaşamamış gibiydik. Babamla eski konulardan, köyden, kentten sohbet ettiler. Çay içtik, bir şeyler yedik, yattık. Hoca yine aynı yerde yattı ama mum ya da ışık yakmadan gerçekten uyumaya gitti. O gece normaldi. Hiç paranormal bir olay olmadı. Sabahta normal bir şekilde kalktık. Hoca ve babam erken kalkmış ve namaza gitmişler. Ben uyandığımda dışarıda taburada oturup laf ediyorlardı. Annem kahvaltı hazırladı. Kahvaltımızı ettik ve yola çıktık. Bizim araba Toros'tu. 125 km uzakta olduğu için gideceğimiz kadın oraya kadar bizim arabayla gidemeyeceğimiz için bizim arabayla şehir merkezine gelip oradan da dayımın arabasıyla hoca ve bizim ev ailesi yola koyuldu. Babam emanet araba diye yavaş yavaş gidiyordu. 2 saatlik yolu 3 saatte vardık. Kadının evi köyde olduğu için kırsala girdik ve takriben 5 saatlik bir yolculuk yaptık. Kadının evi bir vadinin tam tepesinde tahtadan yapılmış ahşap bir evdi ve uzaktan görülebiliyordu. Çevresinde de başka hiçbir ev yoktu. Eve yaklaşık patik yola girince bu betimlemeleri geçiyorum. Hala alamet bir yere benzemiyordu. Evin kapısı çalındı. Hoca kadına seslendi ve hiç ses yoktu. Evde kimse yok gibiydi. Dış kapının hemen sağ tarafında tahtadan yapılmış pencereli kapatan bir şey vardı. Tahtalar biraz aralıktı. Cama baktığımda kadının yüzü cam Zaten bizi izliyormuş. Ağzında diş yok. Tam pencerenin dibinde döşek varmış. Kadın oraya oturmuş bize bakıyor. Düzü çok yaşlı ve ağzını açmış bize gülüyordu. Görünce çok irkildim. Nereye geldik anasını satayım dedim içinden. Kadını görünce hocaya burada dedim. Hoca tekrar seslendi. O da ey iyi dedi. Kapının önüne iki büklüm kısa boylu elinde baston olarak kullandığı bir eski bastonla kafasını kaldırmadan geldi ve içeri gelin dedi. Bu kadın kötü karakter değilse beni Bu kadın kötü karakter. Salondan girdik. Ayakkabıları çıkarmak için ayrı bir bölüm vardı. Ayakkabılarımızı çıkardık. İçeri girdik. Odada ilk dikkatimi çeken şey duvardaki takvimdi. Tarihi 1976 idi. Evin içinde eski gri bir halı vardı. Kirden sararmıştı. Siyaha yaklaşmıştı rengi. Herkes içeri girdiğinde kadın oturma odasının kapısını da kapattı. Kadının kapısının arkasında genelde kıyafet asılı olan yerde yara ölüleri vardı. Asılmış ve kurutulmuştu. Tedirgin tedirgin oturduk. Kadının bir gözü neredense bendeydi. Kadının gözlerinde de resmen cadılık vardı. Her neyse. Kadın bana gözlerini dikmişti. Dişsiz, ağzıyla saçma sapan gülüyordu. Ama gözlerinde o gülme yoktu. Hoca lafa girdi. Nasılsın falan dedi. Bir şeyler dedi laf açmak için. Yolda gelirken ekmek almıştık. Elimiz boş gitmeyelim diye. Ekmeği kadına uzattı Kadın da bana oğlum sen mutfağa bırak dedi. Mutfakta odadan geçilen bir yerdi. Kapısı da yoktu. Mutfağı masaya bırak dedi. Mutfağa girdim. Çok pisti yani mide dolandıracak derecede. Yerde koca bir kazan vardı gözüm ilişti. Ekmeği bıraktıktan sonra kazanın içinde küçük kaplumbağa kabukları vardı. Bildiğin içinden hayvanı çıkarmış kaplumbağa kabuğu vardı 4-5 tane. Ben Karadeniz'de hiç kaplumbağa görmemiştim. Hatta hayatımda hiç görmemiştim. Kadın herhalde anladı ki hemen gel içeride otur oğlum dedi diye beni içeri çağırdı. Gözünü bana dikmişti. Acayip bakıyordu. Ağzı gülüyordu ama gözleri farklıydı. Yeterince tedirgin olmuştum. Bir an önce gidelim istiyordum. kim olsa bir an önce gitmek ister oğlum ya. Hoca tüm yaşadığımız olayları kadına anlattı. Kadının hep ağzı açık gülüyordu. Sanki bir deliyle konuşuyor gibiydi. Kadını dinledikçe bana bakıp başını sallayıp anlatılanları onaylıyor gibiydi. Hocanın anlattıklarını sonuna kadar dinledi. Her şeyi anladı. Kadın ayağa kalktı. Yaz günü olmasına rağmen kuzinesi vardı yani soba. Sobayı yaktı. Üzüne kazan koyup kaynar suyla doldurdu. Eğleniyor gibiydi. Bu işler ona eğlenceli geliyor gibiydi. Kazanın içine saçma sapan otlar attı. Buraya kadar iğrenç olan bir şey yoktu ama en son kurumuş bir karganın ayağını kesip kazanın içine atıp yaklaşık kaynattı 15-20 dakika. Sonra kazandan su alıp bana verdi içmem için. Aman e koyayım ya. Birkaç yudum içtim. Kusasım geldi. Sakın kusma dedi hoca. Derin nefes al dedi. Dışarı çıktım. Merkez geride içeride kaldı. Derin nefes al ala kusmamaya çalıştım. Mide bulantım geçince tekrar içeri geldim. Annem kadının tereyine geçmiş temizlemesi imkansız olan barda bardaklarını duru suda yıkıyordu. Dolapların içi örümcek ağı tutmuştu. Annem üst rafa uzanıp açacak gibi oldu. Anneme bile bakmayan kadın oraya ya değme dedi. Ha oraya değme hani Karadenizlerle. Sanki kükredi. Babamla hocam konuşurken sohbete ses verdiler. O ses cidden ürkütücüydü. Annem hazır yıkadı bıraktı. İyilik yaptığına bin pişman olmuştu. Akşam oldu döneceğiz. Kadın demez mi burada kalsın bu çocuk? Babama döndüm yok dedim ağzıma oynatarak. Babam da zaten beni buraya bırakacak kadar salak değildi. Burada kalmak için ölü olmak lazım. Ancak o zaman umursamaz bir insan. Kadınla siz bilirsiniz dedi. Ben dememiş olayım o zaman gibi bir kez kelime söyledi. Artık hava kararmak üzereydi. Karşılardaki köy sokaklarının lambaları yanmıştı. Akşam ezanı okunmaya başladı. Karşılardan kurt çakılmaları birbirine karıştı. Ha, yürüme gideceğimiz yolumuz vardı. Hava kararmadan yola çıktık, ısmarlaştık uzaktan. Herkes önden gidiyordu. Başımı arkaya bir çevirdim. Kadının üzerinde uzun siyah şal gibi bir şey vardı. Daha iki saniye olmamış. Ne ara takacak onu sırtına? İmkansızdı. Bir de ilk geldiğimizde bize baktığı pencereden bakan biri vardı. Anneme dediğimde bile kadından korktuk. Hayal gördün dedi. Kadın tek yaşarmış diye ekledi. Ama yani kesinlikle biri vardı. Sağ tarafa doğru yürüdüğümüzden kadının evini seranti kapattı. Daha göremedim. Vadiden inerken hava çok karardı bir ara arkama dönüp baktım. İnanın bana arkadaşlar gördüğüm şey aynen şu. Kazıkların üzerindeki kargalar demiştim ya. O kargalar ışık gibi sarı şekilde parlıyordu. Bildiğin sokak ampulü gibi. Küçük ışık daha vardı alın aydınlatan. Orada da rüyamda gördüğüm gibi bir düğün vardı. Senkronize bir şekilde oynuyor gibilerdi. Hocaya anne babama onu söylemedim. Tekrardan geldiğimiz onca yolun döndük. Kafamda kadınla ilgili birçok soru kalmıştı. Şehre geldiğimizde hocayı bıraktık. Sonra köye geri geldik. Olanları konuştuk. Anne de babam da memnun değillerdi. Bundan sonra o kadının da hocuna da bize ne faydası olur diye istişare yaptık. Hiçbir şey yemeden yattık. Beraber yattık ama gözüm uyku girmiyordu. Gece herkes uyudu. Tuvaletim çok vardı ama gidecek cesaretim yoktu. Kalkıp su içmek istedim. Mutfakta da ama korkuyordum. Bir cesaret kalktım. Işığı açtım. Hızlıca mutfağa koştum. Buzdolabının önünde sandalyede oturan çarşaflı bir kadın vardı ve arkası dönüktü. Hocanın emrinde olanlardan birinin beni korumak için beklediğini düşündüm. Hırıltı hırıltı nefes alıyordu. Boğazı yırtılacakmış gibi bir hırıltı vardı. Hocanın emrinde olanlardan biri olduğundan emindim. Hiçbir şey demeden ışığı açık bırakıp yatağıma geri dönmeyi düşündüm. Tam geri adım atacaktım ki hırıltının sesi ince tiz bir çığlığa dönüştü ve çığlıkta da derinden bir şeyler söylüyorlardı. Tam bir adım geriye attım. O an hayatımda gördüğüm en amayan korkunç şey gördüm Bağıramadım. Karardı sanki her Gördüğüm tek şey kıpkırmızı bir göz, yeşil ve siyah tonlarına biten. Bildiğim bir yaratık bu. Dişleri bir parmak kadar vardı. Tıslar gibi oldu. Ben bunu gördüğümde son hatırladığım şey gözlerimin kararmasıydı. Biraz atlaya atlaya okusana. Oğlum durun ya. Belki önemli bir şey kaçırırız. Dur bakıyorum. Annem ne oldu diye sordu. Buraya geçiyorum. Gece kimse uyumadı. Hocayı aradık. Gece uyudum. Rüyamda bilmediğim bir yerdeydim. Bir şey arıyordum. Ne aradığımı hiç hatırlamıyorum. Rüyamda da ne aradığımı bilmiyordum. Sadece telaşlıydım. Kalabalık gördüm. İnsan gibiler Derenin kenarına toplanmışlardı. Düğün vardı. Biraz daha yaklaştım düğüne. Bir arkasını döndü. Yüzü normal insan yüzüydü. Ayakları tersti. Kaçmaya çalıştım. Etrafımı çevirdiler. Babamın sesini duydum. Babam yoktu etrafta. Uyandım. Babamı, babam başımdaydı. Aynı rüyayı görmem beni delirme safhasına getirdi falan filan. Geceleri gündüze dönüştürmeye karar verdik. Geceleri gündüz gibi yaşıyor. Gündüzleri de gece gibi uyuyorduk. Bir ay boyunca hiçbir şey olmadı. Ulan baştan beri çözüm belliymiş. Her şey normalleşiyordu. Geçen zaman içerisinde babam hocaya aradığında hoca hiçbir telefonumuzu açmamıştı. Şehre gittiğimiz Elimizde de hocayı görmemiştik. Hoca bunları satmış. Hoca satmış. Allah Allah. Bir gün bayram oldu. Annemlerin köyüne gittik. Anneannemin babası vardı. Yaşlı, uzun sakallı, göbekli bir adam. Derin hocalardan diyorlardı onun için. Bayram münasebetiyle ilk kez oraya el öpmeye gittik. Bizi çok iyi karşıladı. Sohbet derinleştikçe eski konular açıldı. Başımdan geçen hadiseleri anlattığımda dikkatini bozmadan dinledi. Eskisi gibi olmadı. Her şeyin düzeldiğini söyledim. Unutmamam için dua verdi. Ezberle oku. Bedenini avucunu üfleyerek sür dedi. Bir tane de muska verdi. Duayı okuyup geceleri yattığımda hiçbir sıkıntı olmuyordu. Artık çok rahattım. Normal hayata dönmüştüm. Kendimi derslere verdim. Çalıştım. Oğlum sınava girmiş. Sınavı da kazanmış. Ama maalesef her güzel şeyin bir sonu varmış. Okula başladım. Trabzonlu bir arkadaşla cemaatten ayrılıp eve çıktık. İyi anlaşıyorduk. Bize geldi, biz onlara gittik. Güzeldi. Evimiz Bodrum katındaydı. Benim yattığım yatakta pencerenin önündeydi. Yine ne gördün acaba? Pencereye tık 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 sesi geliyordu. Neyse işte camdaki şeyi görünce yine kötü olmuş. Su içmiş geçiyorum. Sabaha kadar ders ışıklar yanık ders çalışıyormuş gibi yaptım. Sabah olunca babamı aradım. Babam bir hafta okulu bırak gel dedi. Köyden dedemin yazdığı muskayı otobüste gönder dedim. Muska elime geldi takıp yattım. Ha şeyde. Pencerenin orada kedi görmüş bir tane. Kedi de kaçmış. Sonra bir kedi daha gelmiş. Tam o esnada pencerenin dibinden yürüyerek geçen birini gördüm. Duvara o kadar yakın kimse yürüyemezdi. Çok korktum. Dua okudum. Işığı yaktım falan filan. Arkadaşım da mutfağa geldi. E Başlıyor. Tam o sırada telefonum çaldı. O zıt sesi geldiğinde kan beynime çıktı. Açtım. Babamdı. Alo 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 dedi birçok bir kez. Cama yöneldim. Bodrum diye çekmiyordu. Cama açmamla birlikte karşımda dizden altı görünen ayakta duran iki et parçası. insan bacağı gibi mosmor et. Parçalanmış sallanan etler gördüm. Çığlığı bastım. O sırada arkadaşım kapımı açtı. O da bağırıyordu. O geldiğinde ışık düzeldi. Camdaki etler kayboldu. Ve babamın sesi gelmeye başladı. Baba, baba ne oldu ne oldu dedim. Babam burada eskisi gibi şeyler oluyor oğlum. Annen yatağın altından dışarı çıkmış. Mosmor bir bacak görmüş. Kendini yavaş yavaş içeri çekmiş. Yatağın altına baktım bir şey yoktu. İyi misin dedi. Ben ağladım. Baba ben geliyorum dedim. Gece sabaha kadar arkadaşımla oturduk. Olanları anlattım. Anlattıklarımdan korktu. Sabaha kadar benden çekine çekine oturdu. Sabah bindim otobüse eve doğru gitti. İşte şey şeyi düşündüm diyor. İşte nasıl üç tane varlığı öldürmüş olabilirim diye düşündüm. Hocanın yazdı okutmaya çalıştığı Arapça yazılar aklımı kurcalamaya başladı. Hoca da o zaman o kadar zaman boyunca ne arayıp ne sordu. Öyle civarlarında hocanın nerede olduğunu düşünüyordu. Camiye gidip babamdan arabanın anahtarını istedim. Babam reno almıştı. Hocaya bakmak için gidiyorum desem izin vermezdi. Liseden arkadaşlarla buluşacağım. Bekliyorlar dedim. Anahtarı aldım. Hocanın evinin önüne geldim. Camlarda hiç perde yoktu. Selam verip bir şey sormak istedim inşaat ustaları varmış. İçlerinden biri kalktı. Gel yeğenim yukarıda sor yemek yiyelim dedi. Nazikçe çere ve merak ettiklerimi sordum. Hoca evi 6-7 ay önce orada yaşayan benzin istasyonları olan bir adama satıp gitmiş. Ustalar da evin dışını sıva yapıp içinden merdiven yapmasını istemiş. Ustalar da çalışıyormuş. Hocayı sordum. Hiçbiri hocayı tanımıyordu. Çay içtikten sonra evi alan benzin istasyonuna gittim. Çalışanlardan birine patronu sordum. Yakın illerden birine gitti. Erken gelmez dedi. Numarasını verdi. Gelmişken babamın arabasına benzin alıp oradan ayrıldım. Eve gitmem gerekiyordu. O akşama kadar kalırsam kızardı. Çok gereksiz detay var bu arada. Neyse arayalım bir hocayı dedim falan. Telefon bağlanmıyordu. Numara servis dışı falan dedi. Sonra şüphelerim şekil değiştirmeye başladı. Hoca neden orayı terk etmişti? Nereye gitmişti? Bunu öğrenebileceğim tek yer benzin istasyonunun sahibine gidip bilgi almaktı. Dolmuş'a gittim bindim. Benzin istasyonuna vardım. Adam da oradaymış. Hemen selam verdim. Evi sordum. Hocanın babamın arkadaşı olduğunu gelmişken babam da selam söylemişti. Hocayı bulamayınca merak edip geldim size sormak istedim dedi. Adam samimi bir iyi bir insandı. Üst kata odasına çıktık. Çay söyledi. Okuduğum okul falan sohbet ettik. Ve laf sonunda hocaya geldi. Hoca 6-7 ay önce alelacele bir şekilde ev ve arsayı bedelinin %25 eksiğine satmış. Ve İstanbul'a gitmiş. Bir günde tüm mukaveleleri yapalım. İstanbul otobüsümüz var akşamdan gideceğiz demiş. Bir günde satıp İstanbul'a gitmiş. Numarası olup olmadığını sordum. Aradı. Numara kullanılmamaktır dedi. Damadın numarası olduğunu söyledi. İstersen onu arayayım dedi. Ben de yok dedim ama numarayı aldım. Damadın evinde tarif etti. Damadın oturduğu apartmanın önüne geldim. Apartman zillerine baktım. Aynı isimden iki tane vardı. Damadın soyadını bilmediğimden ikisine de bastım. Apartman kapısı açıldı. Yukarı çıktım. Bir katın kapısı açıldı. Ben de hızlandım. Yaşlı bir kadın vardı. Kimi aradın oğlum dedi. Adamın adını söyledim. Damat kapının önüne geldi ve beni gördüğünde yüzündeki şaşkınlık ifadesi görülmeye değerdi dedi. Damat hayırdır sen buranın yolunu bilir miydin dedi. Ben de bilmiyordum öğrendim dedim. Kadın içeri çağırdı. Meyve suyu ikram etti. Damat da karşı koltuğa oturdu. Hiç sesi çıkmıyordu. Yaşlı teyzeyle konuştuk. Damadın annesiymiş. Biraz sohbet ettikten sonra lafı hocaya getirmeye çalıştı. Damat içeri geçip telefonla konuşuyordu. Tartışırmış gibi. Bekledim bekledim gelmedi. Hararetli bir konuşma dönüyordu. Dayanmadım teyzeye sordum hoca nerede diye. O da fazla bir şey bilmiyordu. Acele acele it kovalarlar gibi gittiler diyordu. Niye oldu gitti. Az rahat ettik falan dediği zaman hoca ile pek anlaşamadıklarını anladım. Kadın oğluna seslendi. Gel misafir varken bırak telefon işini dedi. Damat kıpkırmızı olmuştu. Tedirgin tedirgin geldi. Çıkmam lazım. Sen de gel dışarıda konuşalım dedi. Arabayı kullanmaya başlayınca Hoca nerede dedim. Gitti yazın gelir belki duruma göre dedi. Telefonunu mu değiştir dedim. Aynı dedi. Ben de nasıl bir tepkiyse yalan söyleme hocanın telefonu değişmiş dedim. Yavaşladı. Ne yapacaksın hocayı daha sende mi uğraşacak adam dedi sinirlenmiş taklidi yapıp. Ya geri çekilmeye zorluyordu beni. Ben de bir işler çeviriyorsunuz. Ya numarayı ver ya da bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun. Senin de karın çoluğun çocuğun var. İnsan olun biraz ne dolap dönüyor dedim. Ulan niye böyle yaptı ki? Niye böyle yaptı ya? Adamla bilmiyorum bıktım artık falan dedi. Bu <laughs> işin içinde bir ibnelik vardı. Ver hocanın numarasını dedim sinirli bir şekilde. Al dedi. Hocanın numarasını aldım ama aramadım. İlçeye geri geldim. Biraz oyalandık. Ama bir şey de anlatmadım. Eve doğru çıkınca biraz anlattım. Babama ve anneme olanların hepsini anlatınca hocanın bizim kilerde yattığı zamanlar aklıma geldi. Kilere gittim. Aynı şekilde oturdum hocanın oturduğu gibi. Annemler yattı. Babamın kitaplarının olduğu odaya gittim. Aha dur lan burası önemli dur. Burası önemli. Burası önemli dur. Işıkları kapattım kilere gittim. Işığı açtım. Mumları alıp söndürmek için eğildiğimde masanın alt tarafındaki halının oval şeklinde. Altındaki tahta kırıkmış gibi gördüm. Mumları kenara çekip halıyı kaldırdım. Tahta içe göçmüştü. Tahtayı biraz oynattım. Pat diye elime geldi. Babamın kitaplığı aynı odadaydı. En üst rafta arabadan ilk başta hoca geldiğinde aldığımız fener vardı. Bir daha arabaya gitmemişti. Feneri alıp eğildim. Tahta boşluğuna baktım. 10 tane muska. Muskaların üstünde siyah küçük bir not defteri. Açtım. Tek sayfasında bir yazı. Hocanın bana okutmaya çalıştığı okuyamadığım yazı. Ama okuyabiliyordum yazıyı. Kocaman harflerle zulula yazıyordu. Bunu ben okuyunca ateş 25-30 santim yükseldi. Duvarda kocaman bir gölge oluştu. Kulağımda inanılmaz bir çınlama başladı. Başlıyor hikaye. Gölgeler duvar üzerinde bir bölgeye ayrı ayrı toplandı. Yavaştan bir fiziksel boyut aldı. Felç olmuş gibiydim O an insanın aklından hayatı film şeridi gibi geçiyor. Mumun biri söndü. Diğer mum öyle bir parladı ki ev yanacaktı havana vurdu. O da tamamen aydınlandı. Yüzlerce farklı tipte suretler oluştu. Tam o sırada mum söndü. Kendime gelince babam beni kuruladı. Ne olduğunu anlattım. Muskalar nerede diye ikilere gittik. Babam muskaları aldı. Sakın okuma baba. Ben okuyunca bunlar oldu dedim. Okumadan baktı. İyice baktım. Bu hocanın bana yazdığı kaybolup çıkmayan muskaydı. Bunu da buldum baba dedim. Üstünde uzun bilesi yazıyordu. Onun ne olduğunu anlayamamıştık. Latin alfabesiyle yazıyordu. Yarın annemin babasına gitmeye karar verdik. Olanları anlattık. İnceledi. Bir kitap çıkardı. Sonra adam ağladı ve dedi ki sana bunu nasıl yaptım? Ulan ne oluyor oğlum? Hemen neler olduğunu sordum. Oğlum bunların her biri kafir bir tane cini temsil ediyor. 11 tane tane muska var. 10 tanesini sana düşman, bir tanesini sana aşık etmiş. Giden o şerefsizi bulun. Bunu nasıl yaptıysa o geri çevirecek dedi. O kodumun hocası. Muskaları oraya gizlice tuzak kurmak için yapmış dedi. Niye yaptı bir husumet mi oldu yok dedim. Sonra o anneannesinin dedesi ağlamaya başladı. Gözyaşları sakallarına yapıyordu. Çok üzüldüm adamı öyle görünce. Babam çıktık yola hocayı arayalım dedi. Köyde telefon iyi çekmiyordu. Oğlum hikaye fena. Hemen apartmana gittik. Apartmanın önüne gittiğimiz damadın arabası yoktu. Apartman kapısı açılınca Tüm zillere bastım. Kapı açıldı. Kapılarına koştum. Damadın annesi açtı. Ne oldu kim kovalıyor seni? içeri gel dedi. Kadına bağırdı. Nerede oğrus çocuk çocuğu dedi. Kadının bir şey haberi olmadığı belliydi. Oğlum bir şeyde böyle bir şeyin içinde olması kadını üzdü parçaladı ate yaktı. Oğlum demek bu yüzden gelini çoluğu çocuğu alıp apar topar gitti dedi. Damat da kaçmış. Annesi ağlayarak oğlunu aradı. Annesi o haldeyken oğlu benim sesimi duyunca telefonu kapattı. Babam durmadan hocayı ve damadı arıyordu ama telefonlar çalmıyordu. Artık annem panik atak olmuştu. Ev arkadaşım gelmemi istiyordu. Gelmemi bekliyordu ama Pek istemiyor gibi konuştu. Anneannem bir gün beni çağırdı. Annenle ikiniz burada kalın dedi. Olanların hayatlarını babasından öğren, babamdan öğrenmiş. Ya babasından öğrenmişti. Şehre gittik. Babamı yalnız bıraktık. Büyük dede oraya geldi ve o muskaları orada bıraktığımız için inceleyerek daha detaylı öğrenmişti. Bizi bu işlere sokan hocanın not defterine yazıp bana okutmaya çalıştığı şey onun olan, ona musallat olan cinleri benim başıma yıkmak için yazılmış. Ben onu okuduğumda onları çağırırmışım. O yüzden bir sürü toplandı. Büyük dedem olanlar anlattıktan sonra bir arkadaşına götürmek istediğini söyledi beni. Babana da sor ona göre izin alalım dedi. Belki çareyi o bulur dedi. Gittik yine aynı rüyayı gördüm. Uyandığımda Sanki hiçbir şey yaşamamış gibi aynı evdeymişiz gibi hissettim Anneannemlerde olduğumu bile unutmuştum Telefonumun ışığını yaktığımda arkası dönük bekleyen bir çarşaflı gördüm Hocanın beni ilk okuduğu zamandaki gibi boğulacakmış gibi oluyordum Yerin yarısı anneannemlere geldi babam Sabah oraya gittik diyor Büyük dedeme dün gece yaşadığım ol olayı arabada anlattım Büyük dedem çok üzülüyordu bu olanları Adamın yaşadığı eve vardık Adam indi dedem ve babamla tokalaştı. Bana sıra geldiğinde duraksadı. Gözümün içine baktı. elim uzattım. Pek uzatası yokmuş gibi davranıp istemeden de olsa elimi sıktı. Dedeme en torun mu diye sordu. Dedem de torununun oğlu olduğumu söyledi. Adam da bizi içeriye almaya pek niyetli değildi. Sonra karısı Haydin içeri geçelim deyince adam bana bakıp dedene okudun mu dedi. Sanki gözüme baktı nereden geldiğimizi anladı. Dedem de lafa girdi. Bir de sen oku diye getirdik dedi. Adam açık sözlü. Kıvırmayan biriydi. Kusura bakmayın ben okuyamam. Hocalık eskidendi. Beni artık zayıf görüp benimle oynuyorlar. Bu çocuk da güçlü bir etki bırakmışlar. Ben okuyamam dedi. Dedem de eskiden bu fazla bu işlere ilgilenmiş olan arkadaşına kızdı. Bize gelince mi böyle oldu dedi. Ve birbirlerine küser gibi oldular. Daha fazla dayanamadık. Kısa sürede ayrıldık. Dedem sen bizde kal ben seni iyi edeceğim dedi. Büyük dedemlerde kalmaya başladım. Büyük dedemle kalınca rahat ettim. Eski aşçı olduğu için çok güzel yemekler yapıyordu. İlk birkaç gün her sabah ve akşam beni okudu. Gayet rahattım. Kafa dinliyordum. Köy işlerini yapıyordum. Annem de büyük annemle bizde kalıyorlardı. Tek sıkıntım telefonumun şarj cihazını yanıma almamış olmam ve orada şarjsız kalmamdı. Babamdan istedim getirdi. Sen burada kal rahat ediyorsan dedi. Babam eve döndüğü akşam annem ve büyük anneannem evde bu konuları konuşurken evin içindeki muskaları nereden bulduğumuzu merak edip anneme göstermiş. Işıkları yakıp kırık tahtayı kaldırmış. Annem ve anneannem eğilip baktığında tahtanın altında sayısını bilmediğimiz kadar muska bulmuş. Elini sokup hepsini çıkarmış ve babama haber vermişler. Babam da ben arayıp dedeme söylememi istedi. Artık iş çığırından çıkmıştı. Dedem beni o gece çok okudu. Daha farklı şeyler okudu. Ama hiçbir faydası olmadığını anlayacağımdan haberim yoktu. Gece olduğunda yattım. Dedem kendi yatağında yatıyordu. Ben de yan taraftaki odada. Gece rüyamdan kalktım. Cama vuran güneş gibi bir ışık vardı. Sabah oldu sanıyordum rüyamda. Kalkıp perdeleri açtım. Hava kap karanlık. Camın az ilerisindeki ağacın gövdesinde sallanan uzun çok farklı bir ışık vardı. Sap sarı, güneş gibi ışıtıyordu. Kafamı kaldırıp sağ tarafa çevirdiğimde dedemlerin harmanında, bahçesinde tıpkı evine gittiğimiz cadı diye tabir ettiğim kadının oradaki gibi uzunlu kısalı gölgeler senkronize bir şekilde dönüyorlardı. Bir tane kısa boylu sivri kulaklı olan canıma yaklaştı. Sesi çok çekiciydi. Beni dışarı çağırdı ve bize katıl dedi. Bu konuşmanın tamamı Türkçe oldu. Ben de tamam geliyorum dedim. Geliyorum. Hu <laughs> Merhaba. Helal olsun reis. Bunu yapmak için dedemin yattığı odadan geçmem gerekiyordu. Tam odadan geçerken dedem uyandı. Nereye dedi? Dışarı çağırdılar çıkıyorum dedim. Dedem bana bir tokat attı ve uyandım. Uyandığımda aynı pozisyondaydık. Ben ayaktaydım dedem yanımdaydı. Rüyadan uyanmıştım. Dedem ben uyanınca ne olduğunu anlat dedi. Cama gel dedim. Direkt baktık. Dedem ışığı görünce bu ne? Allah Allah Bismillah dedi. O çok korkmuştu. Ama bana hala dışarı çıkmak gerçekten cazip geliyordu. Dedeme bir de buraya bak dedim. Dedem de benim gördüklerimin aynısını gördü ama sayıları fazlaşmıştı. İşin şu an bana tuhaf gelen tarafıysa oraya aitmişim gibi hiç korkmuyor olmamdı. Dedem alanları görünce sesi titreye titreye sesli sesi dua okudu. Dedem okumaya başlayınca her şey durdu. Hepsi olduğu yere çakıldı kaldı. Dedemin sesi kısılmaya başladı. Biri boğazına bastırıyor gibiydi. Nefesi gidiyordu. Gözlerimin içine baktı bana döndü. Dede dede dur diye bağırdım. Sureleri okumaya başladım. Ben okuduğumda duman oldular. Tıpkı mutfakta gördüğüm gibi sadece iz kaldı. Dedem düzeldi. Şoka girmişti. Gözleri kocaman oldu. Susmuyordu. Dedemin başından aşağı su döktüm. Dede dede diye bağırdım. Allah rızası için kendine gel dedim. Dedeme bir şey olacak diye çok korktum. Kendine gelir gibi oldu. Sanki ben görmemişim gibi gördüklerini anlattı. Ama gördüklerimiz aynı şey değildi. Ben kara kara uzunlu kısalı gölgeler gördüm. Dedem küt saçlı, yana uzun gözleri, içi ımık kulaklar ve boyu çok kısa, belleri büyük, iki büklüm şerlerin olduklarını gördüğünü söyledi. Düğün yaptıklarından bahsetti. Dedem bunları söylediğinde aklımı oynatacaktım. Köydeyken ben pencerenin dibine gelip benimle konuşanlarla aynı tiplerdi bunlar. Tek fark kulaklarının büyük olmasıydı. Dedem çok korktu. Perdeleri çekti. Yere bağdaş kurdu ve bir şeyler okudu. Trans'a geçti sandım. Gözüyle bana okup iyiyim işaret yaptı. Sabah oldu. Babamı arattırdı. Babam köyden bize aldı. Hocaya öyle küfürler etti ki. Hoca hak etti de babamın ağzına yakışmıyordu. Aha. Farklı bir numarayla ararsak açar diye düşündük. Düşündüğümüz gibi de oldu. Hoca şeref telefonu açtı. Babam ağzına ne geldiyse söyledi. Hoca da hiç konuşmadan dinledi. Babamla bir şeyler konuşuyorlardı. Babamın yüksek sesinden telefonda ne konuşuldu duymuyorduk. Hoca babama ben oraya geleceğim deyip kapatmış. Hı? kolumun çocuğu. Ya adam çocuk kalkıp giderse tokat atıp uyandırın dedi. Okey. Daha fazla dayanamadım uyumuşum. Uyumaz olaydım. Oğlum hoca ne kadar pi Çıktı ya. Sabah ezanına yakın birisi adımla seslendi. Kafamı çevirdim. Kiler odasına bakıyordu. Uyandım adımla seslenince. Hava alacak karanlıktan da karanlık. Elektrik de gelmemiş. Sokak lambaları yanmıyor. Orada biri vardı keler odasında. Ben de yürümeye başladım cam'a doğru yaklaştı. Yüzünü cama sürttü. Ben de ona bakıyordum. Bir üşüme ve parti geldi. Donacakmışım gibi. Arkada birileri daha vardı. Sayıları artmaya başladı. Havadan uçarak biri geliyordu. Beyaz ışık saçan bir peri kızı gibiydi. yüreğiciydi. Etraftaki tüm mahlukları dağıttı. Gel bana gel. Korkma benden. Ben sana zarar vermem. Gel gel dedi. İnanın bana ikna oldum. Ya seninle kafan. <laughs> yani seninle dayı harbiden aklını ba... üşüme hissim geçti. Yatak sıcak geldi. Enerjim yükseldim. İşte böyle gel bana dedi. Salona kadar yürüdüm. Ayaklarım yerden kesildi. Camdan içeri girecek gibiydi. Tam yaklaştım, karanlık olmaya başladı. Üşümeye başladım. Geri gitmek istedim. Arkama baktım. Yattığım odanın kapısı kapalı, ben kapatmamıştım. Geri adım atmak istedim. Ölk başta gelenlerden bir ordu vardı. İçeri girmiyorlardı. Hava aydınlanır gibi oldu. Camın önüne yığılmışlardı. Ha, elektrik gelmiş, ışıklar yanmış. Ezan sesiyle irkildim. Ezanın sesiyle yok oldular. Ezanı babam okumuştu. Olanları anlattım. Büyük anneannem beni okudukça kendisi daralıyordu. devamlar geldi neler oldu deyip anlatmamızı istedi. Dan bu ayların ilk başta nasıl olduğunu sorunca bize okumak için gelen kadından anlattım. O zaman ayların başladığı zaman hocanın olaya dahil olduğunu Dedem olaylara en baştan beri vardı ama hoca seni iyi etmeye çalışırken şimdi neden suçlu gibi kaçıyor? Onun girdiği yerde sana yazılmış büyüler buluyoruz. Bunu ancak o hoca anlatabilir. Onu gidip bulmalıyız dedi. Babam hemen aradı. Saatin geçmesini beklemedi. Sabah namazına kalkmış olacak ki telefonu tereddütsüz açtı. Babam ezile ezile konuştu. Biz İstanbul'a göre daha doğuda olduğumuz için orada damat saati gelmemişti. Hoca da camiye gidiyormuş sabah namazına. Babam sen bize ne yaptın? Allah senin belanı versin. Bir sürü dua etti. Annem hoca beni duysun diye arkadan bağırıp çağırdı. Ağzına ne geliyorsa sövdü. Hoca ben bir hata yaptım. Oraya geleceğim. Bunları çözmek için uğraşacağım dedi. Babam hoca bunu demesine rağmen etmedik. Küfür bırakmadı. Hoca gelmek için yola çıkacağını söyledi. Oğlum hoca çok bir piçmiş ya. O gün yine uyudum. Rüyamda caminin önündeydim. Caminin hemen yanında mezarlık var. Tam caminin oradayken cami avlusunun önüme tahtadan bir kapı vardı. Sadece kapı vardı. Yanları açık. Ortaya da duran bir kapı. Kapının arkasındaydım. Diğer taraftan kapı çalıyordu. Kapıyı açmamı istiyordu. Varlık bana baktı. Kocaman iki tane içilerin karanlık gözleri vardı. Kendini kapının yanından çıkardı. Vücudu yara bere içinde. Sivri dişleri vardı. Çok korkunç bir bakış attı. Yüzü çok sinirli. Bana kolunu uzattı. Bu vücuduna göre kolları çok cılızdı. Bana doğru bir adım attı. Uyandım. Uyandığımda hava kararmıştı. Pencerenin önünde evin içine duran, daha önce ben yatak odasında uyandığım zamanki şerler aynı pozisyonda duruyorlardı. Bana baktılar. Doğruldum. Bu sefer korkmuyordum. Ben size ne yaptım dedim. İletişim kurmak istedim. Tekrardan ben size ne yaptım beni bırakın dedim. Hiç hareket etmediler. O duruşlarından. Başlarını kaldırıp bana bakmadılar. Bir anda yok olup kayboldular. Galiba okey oldular yani. Hemen yataktan kalktım. Annemler nerede diye baktım. Evde kimse yoktu. Dış kapıya yöneldim. Evin kapısının önünde deponun üzerinde annemler küçük tüpte de çay demlemiş içiyorlardı. Yine geldiler diye bağırdım. Konuştum onlarla ama bakmadılar. Rüyamdaki de bana çok kötü baktı Annem gel evde anlat el duymasın dedi. Eve girdiğimde bana daralma geliyordu. İçim sıkışıyordu. Dışarı çıkalım dayanamıyorum dedim. Annem anneannem gecenin dar vakti sen çıkma oğlum bu kadar şey oluyor delirme dedi. İçeri giremiyordum. Ayaklarım geri geri gidiyordu sanki. Dışarıda rahat ediyordum. Çıktım deponun üzerine tur atmaya başladım. Önemli merdivenin başına beklerler. Ben iyiyim. Az beni rahat bırakın diye bağırdım. Beni içeri çağırıyorlar diye onlara gıcık oluyordum. Deponun üzerindeki banka oturdum. Etrafı izledim. Bahçelerin içine baktıkça uç noktalar üzerime, gözüme çarpıyordu. Işık süzmesi gibi gözüküyorlardı. Sanki bana gel dercesini bir his bırakıyorlardı. Gitme isteğim oluşuyordu. Eve girdim ama evde daralıyordum. Nefes alamıyordum. İlla beni oraya gitmem için zorluyorlar. Nihayet dedem gözümün içinden anlamış. Hemen geldi biliyormuşçasına. Sakın, sakın dediklerini yapma. Seni istiyorlarsa sakın gitme. Benim lafımdan asla çıkma. Duydun mu beni diyerek gözümü hoşlayıp gözlerimin içine baktı. O bunu dediğimde dedeme sinirleniyordum. Nefret duygusu oluşuyordu içimde. Ben bendim. Aklım yerindeydi. İradem bendeydi. Ama dedeme gıcık oluyordum. Onu boğmak istiyordum sanki. Dedem iyi biriydi. Bana daha çok uyarıda bulundu. Ben konuşurken hem daralıyordum hem patlayacak kadar sinirleniyordum. Ama karşımda duran dedemdi. Ona küfür edesim, iteleyesim git başımdan gibi şeyler diyesim geliyordu. Dedem de bunları biliyordu ki ellerimi birleştirip avucunun içine tutuyordu. Dua okuyordu. O dua edince kendimden geçtim. Yerde döşeğin üstünde uyandım. Üstümde atlet altımda kısa bir şort vardı. Ne oldu bayıldım mı dedim. Dedem bir şeyler okuyordu. Kulağa hoş geliyordu okudukları. O an bayıldım dedi. Dedem okumaya devam etti. En son konuştuğumuz yere baktım orası ıslaktı. Altına eşeymiş galiba reis. Ha siktir. Ağzımdan köpükler gelmiş. Ağzımı hiç açmamışım. Kendi köpüğümle boğulacakmışım. Zor kurtulmuşlar. Dişlerimi sıktığım için ağzımı elleriyle olmuşlar. Ağzıma torna de sokup kanırtarak açmışlar. Dilimi ana eliyle boğazımdan almış, ötmüşüm. Onun üstü mü? Lan bu hoca nerede? Koyayım peki. O olaydan sonra gece bir şey olmadı. Hoca bizi damadının evine çağırdı. Gelin dedi. Yanına gittik. Ha önce onlar köye geldi. Küfrettiler. Hoca dinledi. Suçlu olduğu gözlerinden belliydi. Gözlerinde merhamet değil sanki bir pitlik vardı. Sette ama kimseye bir şeyden söz etmedim. Bana iyilik değil zarar vermeye gelmiş gibiydi. Dedem ne yaptın oğlum sen Allah'ın cezası. Bir de hoca olup örnek olacağım. Bu mu senin? <laughs> ne oluyor? Okuyayım. Ya s**lerim adblock engelleyici. Aptal çocukları. Böyle birden çekme mi açılır ya? Ananızı bacınızı s**lerim. Gidin kaldırıyorum koyayım. Kullanırsam da piçim ya. Kanım donda. Ya. Kanka bu hikayeyi okurken birden bilgisayarınızda bir şey çıkınca normal tepki veremezsiniz yani. Koyayım. Hoca bu kadar lafa gerek yok gibi bir şey dedi. Bir an önce şehre gitmezsek bu gece evde çok kötü şeyler olacak. Kimse kalmasın bu gece. Burayı mesken edip ya oğlanı elinizden alacaklar ya da oğlanı delirtip kendini öldürecekler dedi. Hemen hazırlandık. Arabaya bindik ve şehre gitmek üzere yola çıktık. Bitmiyor olan hikaye. Damadın evine girdik. Hoca anlatmaya başladı. Normal hayatımız devam ederken İstanbul'dan babamı okumak için gelen kadın cinlerin eseri olmuş ama bu cinler güçsüzlermiş. Babam okuduğu zaman daha fazla etrafında barınamayıp onu terk etmişler. Evde cinler sıçradığında bir yere sığınırlarmış. O kadının sahiplenen cin de sığınmak için tuvaleti seçmiş. Şerli varlık bizim tuvalete sığınmış. Diğer ailesine olan şerlilerden yardım istemiş. Diğerleri de tuvaletteyken ben tuvalette gidip ayakta işemişim. İşemeye gittiğimi hatırlıyorum. O an bana bir tuhaflık olmuştu ama böyle bir şey düşünmediğim için sorunun altında dank etti. Hoca geldiğinde bu durumdan anlamış. Beni okuduğunda musallatan olan şerlerden beni kurtarmak yerine bana kendi başına musallat olan şerleri gönderip kendisi kurtulup kaçmak istemiş. Bu yüzden de damadı işbirliği yapmış. Şerler tarafından büyü yapıldı diye korktuğumda aslında hocanın damadı ile işbirliği sayesinde onun sabun büyüsü. Ağaç kovundaki bebek muskaları onlar yapmıştı. Hoca zaten babamın çağırdığında hazırlıklı gelmiş. Olayların bir kısmı çorap söküğü gibi geldi. Neden bana o yumurtaları taşıttı? Neden sabunlarla beni korkuttu? Anlatması için baskı yaptı. Hoca sadece kendi başındaki zamanda sahiplendiği şerlerin zamanla oyuncağı olmuş ve onlardan kurtulmazsa kendi sonları esir olacakmış. Yumurtaları bize taşıtmış ki ben düşürüp kırsa tüm şerler benim başıma geçecekmiş. Sabun olayı da eğer yumurtalar kırılırsa o zaman devreye girip suyun içine gömülecek. Eridikçe içindeki şerler de beni eriyip tüketecekmiş. Oyuncak bebeği ise tüm bunlar başarılı sonuçlanırsa bebek de benim bedenime hükmedebilecekmiş. Bunları bize anlatırken yüzü bile kızarmadı. Biz hayretle onu izledik. Peki ya cadı kadını niye götürmüştü bizi? Hoca yaptığı büyülerden sonuç alamayınca yapacak bir şey bulamamış. Yumurtaları kendisi kırıp sabunu kendisi açmış. Kendisi işin içinden çıkamayınca bizi oraya götürmüş. Cadı kadınla da işbirliği yapmış. İçirdiği zıkkım sayesinde artık benim şerlerden oluşan toplulukla başım belaya girmiş. Hoca beni bu durumdan kurtaracağını söyledi ama gözlerinde de nefret vardı. Bunca kötülüğü yaptıktan sonra pişman olup beni kurtarma ifadesi yoktu. Ben de şerler bana musalt olunca onlardan hem korkum azalmış hem de insanlardan geçenleri hissetme gibi yetenek ortaya çıkmıştı. Gözlerinin içini görebiliyordum sanki. Hoca zaman kaybetmeden cadı kadını yanına gitmemiz gerektiğini söyledi. Kalktık oraya gittik. Arabayı yol kenarına çektik. Yürüdük. Neyse kargo ellerini gördük ışık görevi görüyorlardı. Hıdı bıdı bıdı falan filan. Kadının evine yaklaştığımızda davul sesi duyduk. Neyse. ha İçeride kadın bir ritüel yapıyordu. Kadın kafayı kaldırdı. Bize öyle bir baktı ki gözleri kedi, gibi, kedi gözü gibiydi. Bize doğru keskin bir bakış attı. İlk geldiğimizdeki yaşlı yüzü olan kadın değildi. Yüzü gencecik. Gözleri kediye benziyordu. Bizi görünce kalktı. Kapıyı açtı. İğrenç ses tonuyla hoş geldiniz. Gecenin bu saatinde hayır mı şer dedi. Dedem lafa girdi büyük olarak. Hayır mı şer onu sen söyleyeceksin dedi. Kadın elindeki tüpü kaldırıp havaya kaldırıp dedi. Adem'in yüzünü görmeye çalıştı. Ben de yüzüne daha net baktım. Ve sarı sarı parıldayan kedi göz gitmiş ama bir insan gözüyle yüzü açılmıştı. Açtı bize kapıyı. Bizi içeri davet etti. Dedem sen dışarı gel ışığını alıp dedi. Kadın dedem konuştukça takma alt dişlerini yerinden çenesiyle çıkarıp takıyordu. Hoca dışarıda konuşulmaz bu içeri girip konuşalım dedi. İçeri girdiğimizde kadının öküsü tavanı asmak isterken hoca elini alıp tavanı astı. O da aydınlık oldu. Hoca ile kadın sanki işaretleşir gibi bakışıp duruyorlardı. Kimse laf açmıyordu. Biz ailecek döşekte oturduk. Hoca ve damadı yerdeki mindere, kadın ise bizim sağ tarafımızdaki sandalyeye. Evimizde elektrik yok sizin gibi. Yaşlı ve dul kadınım. Neyi olur ki dedi. O anda camdan dışarı çıkan ışıklar nedir diye sormak istedik içimden ama korkuyordum. Hala orada bile nasıl bulunacak kadar zorda kalmışız anlamıyorum. Hoca lafa başladı. Ben böyle bir hata yaptım. Bu delikanlının da başını derde koydum. Bir gaflete kapıldım. Bizi sen kurtarırsın kurtarırsan dedi. Kadın da dişsiz ağzıyla dudaklarını bileşerek gülmeye başladı. Böyle bir gülme olmaz. Cadı gülmesiydi bu. Sesi kulak tırmalıyordu resmen. Evinde pis gibi koku vardı. Cadı kokusu gibi. Gibi. Kargo yine koleksiyon yapıyordu. Kadına nasıl güvenebilirdim bilmiyordum. Belki de sadece güvenmek zorunda olduğum için güveniyordum. Ayağa doğruldu. İki büktüm yürüyerek başka bir odaya gitti. İçeri 15 santime yakın kara kaplı üzerinde tuhaf motifleri olan odaya girdiğinde kasvet saçan bir kitapla geldi. Elimi asmanın üzerine koymamı istedi ve dediklerimi tekrar etmemi istedi. Kulak tırmalayan sesiyle birkaç şey söyledikten sonra aynı şeyleri söyledim. Mumların ışıkları arttı. Elini elimin üzerine koydu. O okudukça ve ben tekrar ettikçe elimin üzerine onun avuç içi yakıyor hisseden kapıldım. Mumlar da yükselince mumların başıma bela açtığı geldi. Korkup elimi çektim. Elimi çektiğim için bana kızdı. Gözlerinin içi ateş saçıyordu resmen. Bunu görünce insan olmasından şüphe ettim. Korkuyordum ama insan çaresiz kalınca başka bir şey düşünemiyor. Tıpkı dişin ardında dişçi dişini çekerken acıyacak ama çekmezse de arayarak acı vermesi gibi. Bu ikilemde olduğum için tekrardan başladık. Kadın okudukça baygınlık geliyordu. Hoca ile birbirlerine bakışıyorlardı. Uzun bir süre kadın gözlerime baktı. Sanki beni büyülüyordu. Ne derse yapacak kıvama gelmiştim. Odanın içi kasvet dolmuştu. Kadın elini diline sürüp mumu söndürdü. Çok zor bir imtihandan geçiyorsun. Bunlar sana iki seçenek sunuyorlar dedi. Ne seçeneği dedim. Ya bunlardan biriyle evleneceksin ya seni öldürecekler dedi. Bunu duyunca o kadar gerildim ki. Ne evlenme söyle şey mi olur bu ne saçmalık beni bu halleri siz soktunuz şimdi benimle oyun mu oynuyorsunuz dedim. Ben sizi öldürmeden onlar beni öldürseler iyi olur dedim kadına bakarak. Annem babam dedem anneannem hiç ama hiçbirinden çıt çıkmıyordu. Sanki odada yoklardı. Bedenleri karşımdaydı ama put gibi duruyorlardı. Baba dedim ses yok. Dede dedim ses yok. Kadın seni duyamazlar dedi. Ne yapmıştı onları bilmiyorum. Kalktım babamı salladım uyuyordu resmen. Ama otururken nasıl uyuyabilirdi? O anda kadının söndürdüğü mum tekrar yandı. Hoca ve damadı ayağa kalktı ve dışarı çıktılar. Gidiyorlardı. Nereye dedim? Cevap bile vermediler. Aklımı kaçırmak üzereydim. Ailem içerideydi, kaçamazdım. Onları bırakıp gidemezdim. Geri döndüm. Şerefsizler bizi tekrardan tuzağa düşürmüşlerdi. Orr, bu çocuğu hoca. Oğlum bunların ama tekrar hocaya güvenmesi de yani aklımı kaybedecektim. Ailem oradaydı. Evden çıkan açıklar öylesine yoğundu ki evin camlarından sarı sarı ateş gibi fışkırıyordu. Yolun sonuna geldiğimi. Bu gecenin hayatımın son gecesi olduğunu. Buradan asla kurtuluşum olmayacağını düşünüyordum kafam kendi kendine. Ne yapacağımı bilemedim. Evin içine doğru koştum. İlk geldiğimizdeki camdan baktım. Işık yanıyordu. Annem, babam, dedem, herkes oradaydı. Hemen içeri girdim. Yaşadıklarına emindim. Sanki birileri onları uyutuyor gibiydi. Bağıra bağıra cadı kadını aradım. Diğer odalar zifiri karanlıktı. Cadı kadın evde yoktu. Dışarı bakmaya çalışırken dışarıda ayrı bir ışık yandığını fark ettim. Işığın eşiğinde belirli bir eksen etrafında dönen binlerce mahluk gölgesi vardı. Onu görünce bayılacak gibi oldum. Kaçmam gereken bir yer ama ailemi bırakıp kaçamıyordum. Aklıma dua etmekten başka çare gelmedi. Dua ederek annemlerin yanına koştum. Ben dua ettikçe o anda mutfağın iç camından bana bakan üst üste yılmış kırmızı gözleri gördüm. Gözlerine bana dikmişlerdi. Olanları an an yaşıyordum. Bilinç bulanıklığım yoktu. Arkamı döndüm. Annemden oturduğu küçük pencerenin arkasında da iki tane göz gördüm. Gözlerine bakarken gözlerindeki dalgalanan ateşten kendimi gördüm. Kendimi geçtim. Ailemi düşünüyordum. Kafamı çevirdim kapı tarafına. Pencereden bakan iki çift göz karşımdaydı. Ama bir insan gibiydi. Çirkin bir yüzü vardı. Gözlerindeki ateş aynen devam ediyordu. Boyu 1.90'dan fazlaydı. Çok uzundu. Beni resmen almaya gelmiş gibi kolları yana hafif açık şekilde karşımda duruyordu. Hıçkırı hıçkırı anne baba dede diye bağırdım. Duymadılar. Sonra mahluk konuşmaya başladı. Seni kimse kurtaramaz. Burada Arapça bir şey yazıyor. Ben yine anne baba diye bağırdım. Mahluk üzerime doğru adım attı. O anda annemden arkasındaki pencerede cadı kadını gördüm. Üzerinde simsiyah boydan giydiği bir kıyafet vardı. Bu anların hazırlığını yapmış gibiydi. Eğildi, pencereden dişsiz ağzıyla bir gülüş yaptı. Mahluk bana daha çok yaklaştı ve bu sefer rüya değil dedi. Bu zamana kadar rüyalarımda gerçeklerimde bulunan, beni her an gözetleyen ve savunmasız anlarımda beni hayattan koparan mahluk karşımaydı ve birbirimize bakıyorduk. O an karşımda dikilirken onunla gelmemi istedi dışarıya. Ben de bağırdım çağırdım. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Çok tuhaf bir şekilde ses tonu değişti. Beni etkisi altına alan, açıklayamayacağım ama kulak çınlatan bir ses tonuyla 3 defa itiraz edersen esirimiz olacaksın diyerek beni tehdit etti. Bunların hepsi olurken Bilincim yerindeydi. Rüya değildi. Zaten o Şerli de bana rüya almadığını söylemişti. Hareketsiz hale getiren bakışlarıyla sırt tarafımdan kollarımı arkaya çevirerek beni sırtlayıp dışarı götürdü. Dışarı çıktığında milyonlarca Şerli'nin arasından geçtik. Sarı ışıklı bir yoldan geçiyorduk. Bilincimi kaybet kaybetmedim. Her şeyi an ve an yaşıyordum. Beni sırtında taşıdı. Davul sesleri yükseli ilerlemeye devam ettik. Yere attı. Arkamı döndüm. Olamaz, olamaz. Bu rüyamdaki dere kenarıydı. Beni tam da rüyamda onlar izlediğim yerde yere bırakmıştı. Derinin kenarında fındık ağacına takılı sarı uzun bir ampul vardı. O ışık altında halka algılanan şairler, tıpkı rüyamdaki gibi beni gördüler. Işık hızıyla etrafımı çevirdiler. Beni kalabalıkla birlikte sürüklediler. Arkasında çarşaflı bir kadın vardı. Biraz daha insana benziyordu. Sarı ışık da aydınlatmıyordu çok. Çarşaflı kız arkasını döndüğünde karşımda dünya güzeli vardı sanki. Yüzü o kadar temiz ve pırıl pırıldı ki beni onlara getir beni ona getirdiklerini bilseydim belki de ben kendim gelirdim. Lafa bak. Kızın yanına yaklaştım. Çok güzeldi. Bu dünyaya ait değildi. Çok güzeldi. Büyülenmişim, mühürlenmişim. Beni öldürmek isterken neden evlendirdiklerini akıl sıra Davul yoktu ama nedense şiddetli bir davul sesi ve ayakları ters varlıklar başları yere bakarak üç halka oluşturmuş dönüyorlardı. İsmini sormak istedim. Ama farklı bir boyut ve alemde olduğum için Arapça konuşuyordum. Adın ne dedim. Zuzun Bilesi dedi. Bu isim bana onun ağzından o kadar güzel gelmişti ki ilk defa bu kadar güzel bir ses tonuyla okuduğunda anlamsız gelen bir isim. Sanki varoluştaki en güzel isim gibi gelmişti. Dal geçebilir inanmıyor olabilirsiniz ama böyle hissediyordum. Neyse içinde eğlence olan bir düğün falan. Bunları hatırlama zamanım ise sabah ailem kendini çok eski yıkık dökük yık kullanılmayan çatısı dahi olmayan tahmini eski Pontus Rum İmparatoru döneminden kalan etrafı yığıma tıraşlanmış taşlarla kaplı içi ot tutmuş bir evde bulmuş ailem kendini. Olanlar atıldıkları için Irvin de içeceklerinin aynı olması yakınlığıyla dün geceki her şey onların zihnindeymiş. Hemen hepsi kapıya çıkıp beni aramaya başlamışlar. Ben ise o derenin kenarında uyumuşum. Beni uyandırdılar. Aklım dün gecede kalmış olacak ki hemen uzun bir lise yaradı gözlerim. Fakat gündüz olmuştu. İçimde bir agresiflik vardı. Dedem ve babam olanları sordu anlattım. Dedem yere diz çöktü. Ağlamaya başladı. Oğlanı kaybettik. Kaybettik. Dedem koca adam hıçkırı hıçkırı ağladı. Annemle babam onu donmuşlardı. Ben ise onlara sinirliydim. Onlara karşı içimde bir sinir vardı. O zaman şerler tarafından tamamen ele geçirildiğimi bilmiyordum. Başladan patika yoldan yürüyerek çıktık. Evin önüne geldik. Ev harabe bir yerdi. Dedem hemen buradan çıkalım burası sahibi dedi. Fakat bilmiyordu ki artık ben de tamamen sahipli biri olmuştum. Oradan şaşkın şaşkın çıktık. Ben oradan ayrılırken sen sanki evden uzaklaşıyor gibi hissediyordum. Kargo öldürü duruyordu. Ev hala terk edilmiş harabe olarak duruyordu. Arabaya vardık. Babam kullanmaya başladı. Apar topar eve dönüyorduk. Kimsenin bir fikri yoktu. Bundan sonra ne yapacaklarını bilmiyordum. Ben artık ne korku ne endişe duyuyor ne de eve dönmek istiyordum. Eve geldik. Yolda kimsenin ağzına bıçak açmadı. Neler olduğunu onlara sorduk. Dün onlar sadece eve geldiğimizi hatırlıyoruz. Seni alabilmek için bizi uyutmuşlar dedi. Nasıl uyuduklarını sordum. Aklım cadı kadının nerede olduğundaydı. O bir insan mıydı yoksa şerli miydi? Hoca neredeydi? Damadı neredeydi? Bizi tekrardan neden bu durumu düşürmüşlerdi? Ne yapacaktım? İşin içinden çıkamıyordum. Artık hoca hacı hoca ile bu amansız yolda bir yere varacağımı inanmıyordum. Büyük anneannemi, büyük anneannemi kızının yanına bıraktık. Büyük dedem bizle bir köye gelmek istedi. Eve geçtikten sonra namaz vakti geldi. Camiye çağırdılar. İçimden gitmek istemedi. Gitmedim camiye. Deponun üstüne çıkıp oturuyordum. Akşam ezanı biter bitmez ahşalarda mezarlıkta bir hareketlilik başladı. Oradan akın akın geliyorlardı sanki. Bana bakarak yanıma yaklaştılar. Ayakları ters, topukları ön tarafa dönük yürümeye devam ettiler. Korkmuyordum. İstefimi bile bozmadım Gözlerim uzun Bilesi'ye yaradı. Hepsi etrafımı çevirdiler. Artık gündüz insanlar aleminde gece ise onlarla yaşayacaktım. Ayağa kalktım. Ben kalkınca yolu açtılar. Bu ne oğlum ya? Bu zaten hikayeyi part part atarız ya Şizu. 2-3 parta böl. 2 saat ise... İşte yarım saatlik partlara böleriz bunu ama bitireceğim tek yayında bitireceğime söz verdim. Ben kalkınca bana yolu açtılar. Saygı duyuyorlardı. Düne kadar beni öldürecek olanlar niye şu an saygı duyuyorlar? Beni korkutmamak için insan suretiyle geliyorlardı. Ben onların gitmesini isteyince kalabalık bir anda yok oldu. Eve gittim. Babamla dedem hala camideydi. Annemle oturduk. Annem iyi misin diye sordu. Korkum yoktu. Onlara alışmıştım artık. Ee, gece dedem ve babam beni okudu. Babam hocayı ve damadın ikinci kazanından dolayı çok aradı. Ama hiçbirinde ulaşamadı. Gece olunca beni uyutmak istemediler. Gündüz uyu. Gece uyursan yine olan onları göreceksin diye beni uyutmamaya çalıştılar. Ben onları görmekten korkmuyordum. Zaten beni korkutacak surette gelmiyorlardı. Bu ne oğlum bunlar? bunlar <laughs> eleman eleman şey oldu. Alıştım. Niye? Alıştık artık. Ya, uyumak istiyordum falan. Ama unuttuğum bir şey vardı ki o gece kafamda artık bir şeyler yerine oturacaktı gördüklerim kapılacağım gafletin fitilini ateşleyen olay olacaktı. O gece uykumun çok olduğunu söyledim. Bir şey yapmak isteseler sizi yine uyuturlar dedim. Korkmadığımı anlamışlardı. Söylediklerim de mantıksız değildi. Gece nasıl uyudum bilmiyorum. Günlerin yorgunluğu. Bir sesle uyandım. Adım ne seslendiler. Kalktım doğruldum. Karşımda pencere vardı. Yatak odasında uyandım. Yine ilk şerliler vardı. İnsan suretinde değillerdi. Korkutmaya çalışıyorlardı. Yine sinirlilerdi. Korkmuyordum yine de. Korkunç gelmiyorlardı. O anda İnanılmaz bir şey oldu. Akşam deponun üzerinde oturduğumda yanıma gelip bana yol açan yüzlerce şerli oraya geldi. Karşımda duran ve beni korkutmaya çalışan 3 tane şerliyi camdan çıkarıp gittiler. Beni korkutmak için gelenlerin acı çığlıkları hala kulağımdadır. Oğlum adam Kanka oldular lan. Bu ne oğlum? Odamda kalanlar ve insan suretinde olanlar bana döndü. Artık seni rahatsız etmeyecekler dedi. Onlar sizden değil mi diye sordum. Onlar kabilesinden. Sen onların kabilesinden birilerini öldürmüşsün. Onlar da seni esir etmek istiyordu. Artık bir daha gelmeyecekler dedi. Artık anlamıştım. Bu üçü geride kalan kabilelerinden kalan birkaç şerli varlıkmış. Son gelişleri onların ölmesine sebep oldu. Bir gün beni de aynı şekilde alıp giderler diye çok korktum. Hemen kalkıp annemin yanına yattım. Olanlardan kurtulmak istedim. Zuzun bilesiyle evli olmak artık doğru olmayan bir yoldu. Düşündüler aldım öyle uyumuşum. Sabah kalktım ve hiçbir şeyden bahsetmedim. Önümdeki yaklaşık bir ay böyle geçti. Adam köyüne döndü. Annem babam iyileştiğimi düşündü. Bir ay kadar bir süre hiçbir olay yaşamadım. Babam da ne hocayı yine damadını aramadı. Onlar o geceleri rüya, hayal mayal şeklinde hatırlıyorlardı. Gerçekten ne olduğunu bile tam kestiremiyorlardı. Zaman da siliniyordu. Uzun bir zaman sonra bir gün şehirdeydim. Akraba ziyaretlerine başlayacak kadar düzelmiştim. Bu ziyaretlerin gecesinde dışarıda dolanırken karanlık bir sokaktan geçiyordum. Gerçekten ıssız, çok kullanılmayan bir yerdeydi. Gece saat 11 civarlarıydı. Uzun dar bir sokak vardı. Genelde içki içenlerin uğrak mekanları. Karşı yoldan gelen uzun boylu, sağa sola sendeleyen, vücudu net görünse de yüzü görünmeyen bir varlık bana yaklaşıyordu. Onu insan sanmıştım. Gerçekten zarar verebileceğini, sende, sendelediği için sarhoş olduğunu düşündüm. Yaklaştıkça ayaklarının ters olduğunu gördüm. Niyeti iyi gibi değildi. Ne amaçla karşıma çıktı anlamıyorum. Bu aydan sonra benim peşim bırakmadılar anladım. Ama ailem iyiydi. Onlarla bunları konuşup onları üzmek istemedim o yüzden anlatmadım. Birkaç tane de benzer olay yaşadıktan sonra bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Onlardan da hala korkmadığım için o gece cadı kadının evinde yaşayanları çözme fikriyle birkaç gün sonra babamdan arabayı alıp cadı kadının evine gittim. Amacım neydi bilmiyordum. Yolda giderken köy yolunda heyelan olmuştu. Arabalar peş peşe dizilmişti. Heyelan olan yer köy yerinin aşağı mahalleleriydi. Virajı döndüğümde ne göreyim? Tarlaların etrafındaki çitlerin başındaki kargalar ışıklı fanus olmuş. Son yıkık olarak gördüğümüz cadı kadının evi ışık saçıyordu pencerelerinden. Evden çıkan ışıklar korkularımın boş olmadığını gösterdi. Aylar önce burada yaşadıklarımı hayal meyil hatırladım. Onca zaman normal hayat alışmış gibiydim. Işıkları görünce belki de bu gece yaptıklarımdan dolayı beni evdeki şerliler gibi ızdırap içinde öldüreceklerdi. Kadının evine sinsi sinsi yaklaştım. Bu olayı çözmek istiyordum. Evin kapısından geçerken pencereden içeri baktım. Cadı kadın içerideydi. Yere bağdaş kurmuş. Başı yerde önünde onlarca mum yanıyor ve her mumun yanında bir çay bardağı. İçinde rengini tam anlayamadığım yarı dolu bir şeyler vardı. Kadın kafasını kaldıracak gibi oldu. Sırtımı duvara verdim saklandım. Beni görmediğinden emindim. Telefonuma baktım ses yapar diye. Telefonla çekmiyordu. Kapadım cebime attım. Evin dışı tahtaydı. Camı kaldırıp içeri girdim. Bir de baktım ki ben aslında dışarı çıkmışım. Ben oradan içeri girip cadı kadının arkasından çıkacakken aslında kadının bulunduğu odadan dışarı çıkıyormuşum. İllüzyon gibiydi. Çıktığım camdan içeri baktım. Kadın yine içeride aynı pozisyonda oturuyordu. Aklımı kaçıracaktım. Yere eğildim. O anda aşağı doğru bakıyordum ve kazıkların başındaki ışıklı fanuslar söndü. Arkama döndüm. Alttan kafamı kaldırıp içeri bakacaktan Cadı kadınla göz göze geldim. Ne? Ne oluyor oğlum? Koyayım. Uyumuyorum oğlum. Öyle bakmamın sebebi şeye şaşırdım. Koyayım. Lan uyumadım mal. Hayır. Şeyi anlamadım. Koyayım. Böyle bakmamın sebebi. Bir dinle inamını koyayım. Şeye şaşırdım. Pencereden içeri girdim. Aslında dışarı çıkıyormuşum. Bakma bu an. Koyayım. Lan uyuyacak olsam böyle mi uyurum? Bak uykum gelse şunu yaparım. Benim nargile içtiğim yayınlardan bilenler bir nargile tansiyonu düşürüyor ya. Şöyle uyurum bak. Aynen çıkan ışıklar, bana korkularımın da uyuyorum. <laughs> yani aptalca geldi yani. O kapıdan girdim, çıktım falan. Kadın bana çok kötü baktı. Seni görmediğimi mi sanıyorsun sen dedi. O an aslında başkaları tarafından gözlendiğimi farkına vardım. Gözlerimiz uzun bir ilişeyadı göremedim. Oğlum adamın bir şey değil mi bak. Adamın karısını da elinden alırlarsa çok üzülürüm ya. Yani hayatında bir karı yapıyor. Cin onu da duruyorlar. Kadın beni içeri çağırdı. Gel dedi. Gözümü cadı kadının evini açtım. Allah'ım nereye düştüm dedim. Pişmanlığınızı salaksın. Sen. Arkadaşlar Allah çarpsın ki az önce uyuduysam cadı kadını gördüm mutfaktaydı nereye düştüm ben dedim. Kadın bir şeyler okudu. Ölsem cenazem bile olmayacak diye korktum. Bu kadın beni yok ederdi. Hıçkırığımı cadı kadın duydu yanıma geldi. Sürü, sürüne sürüne kaçmaya çalışıyordum. Beni bırak ben sana ne yaptım yeter dedim. Kadının tipi değişti gözleri fal taşı. Aha kadının gözleri fal taşı gibi açıldı. Arkamda biri vardı ve ondan çok korkmuş gibiydi. Geri adım attı ellerini havaya kaldırdı yüzünü korumacısına. O an arkama döndüğümde bir kez daha onu gördüm. Suzun bilesinin ta kendisiydi ve yanında ona eşlik eden hizmetkarları vardı. Sizin ananızı isteyecekler şimdi bekleyin kızlarım zulüm yanındakiler kadın alıp iki kolumdan alıp gittiler ayaklarını yerden kesip uçarak sürüklediler kadın real vardı durun durun dedi gözlerine bana dikti bu gördüğüm rüya mıydı, yoksa yaşadıklarım mı bilmiyorum. Rüyamda arkasındaki benimle konuşan biri vardı, Dudun bilesinin ta kendisiymiş. Onu öldürüp öldürmeme isteği benim elimdeymiş. Nasıl böyle bir vebal üzerime alırım dedim. O zaman hakkını al dedi. Tak uyandım, karşımda cadı kadın. Etrafında şerli kollarından tutup gerdirmişti. Cadı kadının sureti bir anda değişti. Karşımda o kadar çirkin, o kadar korkunç ve pis kokulu bir şey vardı ki çürümüş et kokuyordu. Ağzından her şeyi dökülmeye başladı. Her şeyi o zaman anladım. Hoca zamanında kendi şerlerini benim üzerime yıkmış. O şerlerden birisi de bu cadı kadın dediğimiz insan kılığında gezen mahlukmuş. Kodumun cadı kadını. Zamanında da hoca ile bunu e, evlendirmişler. Hoca bu şekilde cadı kadından kurtulmayı hedeflemiş. Kurtulsa da cadı kadının emindeki şerlerden kurtulamamış. Geldiğimizde de cadı kadın hocaya gönderdiği şerleri oraya getirip bir bardakla yakalayıp onları giderken yakmış. Hoca kendini kurtarmış. Bana bıraktığı mahlukların içinde uzun birisi ve sonradan oluşan kabilesine bağlı bir kolu varmış. Oğlum. O an anladım ki ben kabilede çok bilinen bir cinle evlenmişim. Cadı kadın beni bırakın dedi. Ben de beni yaktığınız gibi yanın dedim ve yanmaya başladı. Yok oldu. Ananız. Si Ananız. Si helal. Helal. Oğlum bu hikaye ne oluyor lan? Korku hikayesi değil mi bu? Aksiyona döndü. Önünde... Milleti yakıyor. <laughs> Yaktı oğlum öldürdü bu hikaye nereye gidiyor? Bu hikaye nereye gidiyor dayı? Zuzun bilesi 2-2 yaptı. Zuzun bilesi 2-2 yaptı. Cadı kadın öldü. Apar topar çıktım. Üstümde bir güven vardı. İstediğime güzel dersler verebileceğimi düşündüm. Önümde yeşil bir bulutsu belirdi. Bana rehberlik edecekmiş gibi. İnsan korkmuyor o zaman. Birileri seni koruyor ve seviyor. Çok güzel bir şey ama beni seven bir insan değildi. Ulan sen ne yavşak bir adam çıktın. Bakayım. Yavşağa bak. <laughs> Güçlü hissediyordum. Arabaya kadar bana eşlik etti. Arabaya bindim. Telefonumu açtım. Babam çıldırmış gibi aradı. Eve varınca her şeyi anlattım. İçten işi hoşuma gitti. Ya da kadının anlattıkları ışığında hocaya da bir ders vermek istedim. Emrimdeki şerleri çağırmak için kullanacaktım. Her şeyi tasarladım. Herkes kilere girdim. Okudum. Mumlar alevlendi. Mum eridi tamamen. Karşımda Zu kabilesinden dört kişi geldi. Ne istersem yapacaklarını sadık hizmetkarlarım olacaklarını bahsettiler. Yes! İnsanoğlu çok büyük gaflete kapılıyor. Kimse ama kimsenin başına böyle bir iş gelmesin. İlk isteğim hoca bana yaptıklarından cezasını bulsun oldu. Şu an belki de bu hayatımdaki en büyük pişmanlıklarından birisidir. O lafı söyledim. Hoca o gecenin sabahında yataktan kalktığında karnı davul gibi şişmiş. Çatlayacakmış. Bildiğiniz karnı iğne soksan patlayacak büyüklere ulaşmış. Olayları bilmiyor beni esir oldu sanıyormuş. Olayların tam tersi olduğunu tahmin etmesi karnının şişmesiyle ona sinyal vermişti. Birkaç gün sonra kapımızın önüne hocanın damadı gelmiş. Benimle görüşmek istemiş. Yes damadı oradan def etmişler. Yes. Dışarıdan biri seslendi. Babam camideydi. Cama çıktık damat gelmiş. İçeride şip şişman biri var. Sığamamış. Ulan hoca. Sinis. İlk oğlu. Sinis. Yes. Arabaya bir baktım adam balon olmuş arabanın yanına gittim. Karnı davul gibi olmuş. Üzüldüm aslında. Meğerse arabaya bindiğinde daha inikmiş. Her geçen gün şişiyormuş. Bu büyük akmazsa çatlayıp ölecekmiş. Gözlerimi öyle bir baktı ki konuşamıyordu. Dil dişi kilitlenmişti. Acıdım. Benim emrim ile yaptırdığım düşüncesi gaflete daha kapılmama sebep oluyordu. Çatlasın desem o an çatlayacaktı. Hoca bakışlarıyla bana yalvardı. Anne iyi ola Korkma dedim. Damadına da bir daha görmeyeyim sizi burada dedim. Havaya girmiştim. O gece hacanın karnı inmiş ama hoca felç kalmış. Yes. Ama yine de asıl benimle ilgili bir sorun vardı. Ben geçmesini söyledim. Beni kandırmışlardı. Ya bir gün beni de böyle kandırırlarsa? Hayatımı zehir eden cadı öldü. Hoca felç kaldı. Düşmanlarımdan kurtuldum. Asıl düşmanımın kendi nefsim olduğundan habersizdim. Onun Hayatım böyle devam ediyordu. Her gece bir ritüel yapıyordum. İsteklerimi sıra. Yavşağa bak ya. Ya yavşağa böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi gece yapıyorsun ya. Bu kupon kaç kaç bir tane Ne? Gerçek hayatta çok asosyal oldum. Aileme karşı çok kırıcıydım. Onları küçük görüyordum. Diğer alemlerde tanımlıyor saygı duyuyordum. Bu aleme karışmıştım. Bu kadar saltanat yeter de asosyal olmuştum iyice. Hayatım bitmişti. Düzgün olan insanlara, medyumlara da kendi kalın ilim sahipliği insanları gösterirdi bu adam beni. 2-3 sene böyle geçti. İleri yaşlara geldim. Bekar biriyim aslında değilim demiştim. Ben farklı bir alemde evli olduğuma kendi alemimden biriyle evlenme fikri kafamda hiç yoktu. Fikirlerim kontrol altındaydı. dardım belki ama kuklaydım. Ben ülkenin başkanıyım ama beni yöneten güçler var. Onlarla ters düşersem saltanat biter. Saltanatın bitmesine az kalmıştı. Evlenme vaktim gelmişti. Ne param vardı ne işim. Annem, annem nerede bir işe girip çeki düzen vermemi istiyordu. Ben de geceleri gündüzüne gündüzleri gecesine karışmış. karışmış baltaya sap olamayan adamdım. Eee şehirde bir işe girdim. Arkadaş edindim. Kız arkadaşlarım oldu. Oğlum ne olacak lan? Fenerbahçe iki buçuk üstü gelir mi? Sosyal yaşamdan kopmaya, işime gücüme bakmaya başlamıştım. Şerliler beni bir müddet hiç rahatsız etmediler. Rutin hayatı ve spontane gelişen olayları yaşıyordum. İşimle ilerlemeye çalışırken arkadaşlık ilişkilerimle yol kat etmeye çalışıyordum. Bir gün karşıma bir cinin daha çıkacağı düşüncesi aklıma gelmiyordu. Mutluluk hayalleri kural hale gelmiştim. Bir gün eve geldiğimde geçmişten kalan bir intikam olacağını bilmiyordum. Ne oluyor ya? Neyse duşa girdim falan diyor. Yüzümü gözümü hep köpük, köpük dedim. Musluğa attığımda musluk açılmadı. Lavabodaki musluğu açayım dedim. Elimin köpüğü gitsin diye. Gözümü bir açtım. Klozetin yanında ayakta duran kısa boylu kıllı ve sivri kulaklı dizleri kapkara bana doğru dişlerini bileyen dört tane mahluk gördüm. Ulan yine hasım. Yine hasım. Yüzümü hemen yıkadım. Baktım kimse yok. Aynaya bakmamla arkamda bana arkası dönük üzerinde simsiyah örtüyle duran bir varlık vardı. Dondum kaldım. Gözümü ayağından alamadım. Tıslayarak kafasını öyle bir çevirdi ki adrenalinle banyodan kaçtım. çıplaktım. Annem babam köydeydi. Ha, evde tekmiş zaten. Köpükten kurtulmak gelmedi aklıma lan. Eee, elimi prize atmamla ışık kendiliğinden yandı. Mutfağın perdesi sonuna kadar hızlıca çekildi. Hiçbir mahluk bana böyle yapmamıştı. Kapana kıstırmışlardı sanki beni. Bu gördüklerim asla diğer gördüklerime bana hizmet edenlere benzemiyordu. Dış kapıya doğru kaçarken banyonun kapısına çarptı gözüm. Kapı buzlu camlıydı. Karartı vardı. Gitmediklerini anladım. Kaç kişi geldiklerini gösteremiyordum Kapıdan apartmanın içine çıktım. Başımda köpük üzerimde yatak örtüsü. Biri görecek olsam rezalet de hem deli. İçerideki mesele en büyük mesele. Dış kapının önünde bekledim. Tam kapıyı çekme anahtar olmadığından. 3 dakikada bir apartman ışığı sönüyordu. Apartmanın ışığını açmaya çalıştığımda merdivende oturan bir kedi gördüm. Tarçın geliyor. Kedi gerçek olamazdı. Çığlıkla içeri koştum. Telefonumu alıp çıkmak geldi aklıma birine haber vermek için. Telefonu aldım. Apartmandan çıktım. Gece kimse yoktu. Ercan'ı aradım. Ercan çok kötüyüm gel dedi. Ya ben mesela Ercan'ım. Benim mesela bir arkadaşım gecenin 3'ünde arasın mesela. Acil gel ya. S git ya. Oğlum imkanı yok amına koyayım ya. Gecenin üçünde beni arıyorsan biri ya çalışmadasındır, iki ya durulacaksın. Üç ya çok kötü bir şey vardır. 4 baya kötü bir şey vardır. 5 aşırı kötü bir şey vardır. Ben ben gitmem yani oğlum. Beni yani yok yani. O hikaye yalan yani. Gelmem gecenin üçünde. Ercan mal mı? Beni o halde görünce gülmeye başladı. yalan mı örtü falan dedi. Gülme kardeşim dedim sana bir sır vereceğim dedim. Geçmişi anlattım. Pardon yakmışsın sen deli gibi çıkmışsın. Bakırköy'e yollarlar falan dedi seni. Eee apartmandan girdik kapıyı açamıyoruz. Cüzdanından kredi kartı çıkardı. Açtı kapıyı ışıklar kapalı. Oğlum bu ışıkların hepsi yanıyor da Ercan dedim. Gülerek kapatıp çıkmışlardır fatura yazmasın diye dedi. Eee işte neyse banyoya gittim suyu kapattım. Çorap verdim ona. Arkadaşlarını çağırdı. Hepsi geldi yarım saat sonra. Ne yaşadıklarımı anlattım inandılar. Ercan dalga geçti. Ercan'a gıcık oldum. Emrinde olduğunu söylediklerini çağır gelsinler laf edelim falan dedi. Ben ne istiyor musun dedim. Çağır gelsinler dedi. Al işte yani Ercan'ın hayatı normal giderken. Neyse işte bir ritüel yapmış malı oğlum al. Oğlum hepsi şey diyor birden kitlendiler falan diyor. Ba arka sönük bağdaş kurup oturdu. Kızlar bayılmış. Ercan'ın gözler fal taşı. Selim dilsiz bir şeyler geveliyor. Dili tutulmuş. O anda Şerli arkasını bir döndü. Kırmızı gözler. Ben de bayıldım. Neyse. Benim emirimde olan cinlerin öldürücü ailesinden birileri miydi bunlar falan filan. Ercan olanları patrona anlatmış. Patron da cemaatçi. Git mübarek hallet işlerini demiş. Hızlı bitireceğim kankalar. Neyse Ercanlarla eve gitmişler. Sabaha kadar namaz kılmışlar falan. Namaz kılmaya çalışmış. Namaza duramamış. Yatmış. İçeride bir şeyler dolanıyormuş uyandığında falan. Birden Zuz'un bilesi gelmiş. Saçları uzamış bayağı. Suratında kötü bir ifade varmış. Oha Yüzü birden şekil değiştirmiş, çığlık atmış, çirkin bir şey gelmiş birden boğazıma sarılmış. Adam Allah Allah ilah deyince kaybolmuş. Oğlum niye lan? Oğlum karını öldürmeye çalışmış lan. Halı yanıyormuş bunlar olurken. Aman avradan Eee? Babamı aradım diyor. Babama anlattım olanları. Kral gibi emir verip istediğini yaptırırken şimdi köle gibi oldum diyor. Dedemin yanına gittik. Dedem kitabı açtı. Bir şeyler okuduk. Beynimle çığlık seçtirdi. Beynim patlayacak gibi falan. Bu okudukların sana zarar veren cinlere acı veriyorsun. Onların çığlıkları dedim. 100 tane çığlık duydum demiş. Dedesi yine korkmuş. Bunun dedesi de harbi göt ama ha yani. Çok korkuyor dedesi her şeyden. Dedesi ağır göt yani. Bunun dedesi her seferinde ay çok korktum. Gözleri büyüyor. O falan. Ulan yardım edeceksen et, etmeyeceksen de gölge yapma koyayım yani ya. Neyse. Ceşe çekmeden müm çıkardı. Halkı oluşturacak şekilde dizdi. Bardağı işememi istedi. Ay, bu ne ya? Okuduğumda mumların ateşi azaldı. Dur dedi. Ben sana dediğimde buradaki mumları bardağın içine sokup söndür. Her bir mum her bir şerli için kapı görevinde. Okuduğum yazılar onları çağırıyormuş. Kapıdan geçen şerliyi öldürecek. Dört tane şerli öldürmüş. Bunu koyayım. Havuk iyice kap oldu ya. Böyle cinli hikaye mi olur lan? Dedem bunları yaktıkça kendiliğinden sönüyordu. Onlar güçlü olduğu için yanmıyormuş. mu Fiziksel boyuta geçiyorlardı artık. Dedeme sitem ettim. Başka yol yok mu bunlardan kurtulmanın? Hayatım bitti dede dedim. Kimseyle arkadaş olamıyorum. Millet benden uzaklaşıyor dedim. Neyse bana da bardağı verdi. Bunu git toprağa eş eşere dök falan Ulan bunlar da sadece Trabzon'da yaşanır zaten ama. Neyse dışarı adam atmaz. Fındık bahçesinin orada 4-5 kişi gördüm. Cina işte tamam geçtik dayı hadi ya. Biri çat, çatıda yürüyor gibi. Tamam o da şey. Sonra ev taşlanmaya başlamış. Cinler taşlıyor yani. Bir anda bıçak gibi kesildi sesler. Saçak tiplerine bir baktık. Milyonlarca küçük taş var. Aha bu ne lan? Dedem dış kapının ışığını yaktı. Tarlanın tam başında bir kazık vardı. Kazığın üzerine oturmuş. Kollarını birleştirmiş. Kısacık boylu bir cin vardı. Keçi sakallı. Yahu. O... <laughs> Keçi sak. Çok kötü bir bakış atıyormuş. Dedesi nasıl okuyunca kaybolmuş. Dedem etrafa bakındı. Din göremedik. Çatıdaki zıplama mıplama sesleri bizi delirtecek gibiydi. Dua ediyordum. Nas felak okuyordum. Gitmiyorlardı falan filan. Neyse. Dedem bu stres ortamında bir türlü aradığı sayfayı bulamıyor. Çatıda devam eden ses deprem etkisi yaratıyordu. Adam durup arkasını durup mahcup bir şekilde bana baktı. Cama doğru birkaç adım attı. Simsiyah bir perde vardı sanki önümüzde. Oraya bakmaktan vazgeçti mutfağa gitti. Ben yerimden kıpırdayamaz hale gelmiştim yine. Çıkar saldırırdım insanlar olmasa. Öleceksen de mücadele vererek ölmüş olurdum. <laughs> Allah Allah. Dışarıda daha tam olarak nasıl bir şey karşılığına emin değildim. Bazen güzeller güzeli bir prensesken bazen dünyanın en çirkin varlığı, bazen bebek, bazen sakallı kırmızı gözlü bir varlık oluyorlardı. Ben herkesten daha çok şey yaşamıştım. Tek güvencemiz adamdı. Onun da bu donuk ifadesi sona geldiğimiz hissiyatına alıştırıyordu beni. Dedemin kapıya yöneldiğini anlayan anneannem bastı çığlığı nereye gidiyorsun diye. Dedem babam belinden sarıp geri çekti. Dedem ısrarla elini uzatmaya devam etti dışarı çıkmak gibi değildi. Bıraktık. Dedem elektrik saatinin altındaki pervazı çekiştirdi. Şeker posetinin sarılı muska çıkardı. Kendi eliyle çıkardı. Aa dedesinin bedenini kontrol ediyorlar. Geri çektik. Dedemi yönetiyordu. Onu düşüyeyim. Camı açtığımda siyah örtü kalktı. Karşımda duran yüzlerce kırmızı gözle burun burunaydım. Ben bunu yaptım da dedemin kendi sesini duydum. Kapat camı dedi. Ben o camdan dışarı çıkmışım. Ya biz

candan tırmandım. Tırmandığımda aslında içeri değil dışarı çıkıyormuşum. Neyse ben dışarıdayken dedemler de benim peşimden kapıdan hemen çıkarken de kuzine üzerindeki sıcak ibrikteki suyu alıp çıkmışlar. Pencerenin önünden başlayıp etrafa kaynar su döküp şerleri kaçırmışlar. Dedemler beni yerde bulduklarında sanmışlar Uyandığımda geri kalkmışım. Elim acık kemiklerim çıkmış. Yüzüm zayıflamış. Eklemlerim ne oluyor oğlum ya? Metamfetamin içiyor olabilir mi acaba? Ne oldu? Yine hocanın evine mi gittiniz lan? Ha yeni bir hoca bulmuşlar. Al işte. Ya, ya. Abi ya yine yani kalktınız hocanın evine gittiniz. Aferin aferin. Neyse hocanın evine gitmişler. Deli bir kadın varmış falan. Niye geldin demiş. Anlatmışız derdi. Demiş ki. Deden zaten sana yardım edecek niye bırakıp geldin demiş. Ulan bunları biliyorsunuz demek hocam biz her şeyi biliriz dedi. Sağa sola baktı. Uzun bir liseyi gördü yine karısını. Hocam bir tane mi var dedim. Hocam ne bir tane mi dedi. Arkamızdakinden bir tane mi var dedim. Hocanın gözü büyüdü nasıl görürsün bunu dedi. Ben zaten görüyorum hocam. Hocası yerimizi hep bulmuş onları görebildiğimi anlamamıştı. Babama döndü sen görebiliyor musun dedi. Babamla hayır dedi. Hoca kanımı suyun içine damlattı. Yüz ifadesi değişiyordu hocanın. Yani bir şeyler görüyor gibi yüz ifadesi değişiyordu. Şey yani hocanın yüz ifadesi. 8 tane yüz ifadesi mi oluyor? Bu ne demek amin? Hoca böyle suya bakıyor. Korkma ulan ya. Yani nasıl değişiyordu. Hoca kafasını kaldırdı. Babası sen dışarı çık dedi. Babam ikiletmeden çıktı. Hoca tekrardan kafasını kaldırdı. Nereden geldin dedi. Söyledim. Eee benim orada çok arkadaşım var dedi. Niye oğlum? Hoca niye muhabbet ediyor şu an? Bu hikaye nereye gidiyor ya? Ne oğlum bu? Sen nereden geldin dedi. Sizin Söyledim. Sizin oralarda benim çok sevimli arkadaşım vardı dedi. Ama bahsettiği il bize komşu olacak başka bir Hocanın bunu demesi çok saçma ama gıcığıma gidiyordu. Orası ile benim olduğum yer aynı değil dedim. Yok yok aynı dedi. Hoca da benim zıttıma gidiyordu. Ben arkadaşın seni kandırmış. Hoca dedim. Normalde bırak arkadaşın seni kandırmış demeyi. Hocam dedim. Bir kere hoca demem. Hoca sakalından beyaz bir tüy aldı. Sen bu sakalındaki kıl olamazsın hatırlıyor. <Ne oluyor? gülüyor> Sakalına tüküreyim senin dediğimi o kadar net hatırlıyorum ki. Hoca parmağının kanına akıttığı suyu alıp yüzüme kaldırıp attı suyu. Ne oldu hocam dedim. Yok bir şey dedi. Az önce konuştuğumu hatırladım. Hocam vallahi ben değilim dedim. Hoca ben biliyorum sen yok. Oğlum artık komik geliyor hikaye yani. iki buçuk saattir okuduğum için hocaya. Böyle sakalını tikireyim senin. Hoca resmen babamı çıkarıp benimle ters konuşarak test yapmış. Hocam ben çok uğraştım ama başımdan bir türlü atamadım dedim. Beni kurtarabilir misiniz dedim. Sana canlı ile yapmışlardı. Anlamadım hocam dedim. Aldığının durumuna da bu. Musalt etmişler dedim. Hoca burada kalın bir hafta burada kalın inşallah çözeceğiz dedi. Ya abi yeter ya. Neyse hoca karışık bir bitki yapmış mix kokteyl. Onu içmişler. Tequila sunrise falan. Neyse. E, ritüel yapmışlar yine falan filan. Nerede kaldık demiş hocaya sana. Hoca kağıda bahsetmiyorum, Okuyup üflemeye başladı. Senin evliliğin tek taraflı bitmiş dedi. Nasıl bir şey bu hocam dedi. Oğlum lavuk. Lavuk cin tarafından terk edin. Lavuk cin <laughs> Hocam bu evlilik bittiyse beni bıraktılar mı dedim. Yok şimdi peşini bırakmayacaklar ızdırap verecekler dedi. Sana reçete yazıyorum dedi. İşin sonunda da 2100 lira... Hocam 2000 lira... Alacağım. Yanımda 300-500 lira vardı. Hocaya verdim 300-500 lira. Para göndereyim ver dedi. Hocanın aşırı samimiyetsizliği beni ondan soğuttu. Ama bu hoca bizimkinden de beter dedim. Gel başka hoca bakalım dedim. Adıyaman'dan ayrılmadan yine bir hoca bulup kağıttan yazanları açıklamasını isteyecek. Dedesi öldü mü acaba ya? Lan oğlum dedesi ölmüş kaçırmış. Dedesi vefat etmiş. Dedesi de not bırakmış ona bir tane. Yine karanlıklar görmüş. Karanlıklar. Tuvalete girmiş. Kimse yokmuş. Yatağımın üstünde varlıklar gördüm. Neyse. Kağıt buhar olmuş. Kağıdı yatağın içinde buldum. Neyse. Dedesinin ne yazdığını öğrenelim mi? Benle dalga geçiyordu. Benle oynamaya eğlenmeye gelmişlerdi. Dedem bu kağıdı niye bırakmıştı bana? Onu arıyordum. Neyse. Babama hocayla olan diyaloğumu anlattım. Dedesinin yazdığı birinci bölümü okuyunca bir şey olmadığını fark ettim. İki tane varlık uçuyor. Dua edip beni bu durumdan kurtarmaya çalışıyorlardı. İkinci kısmı okudum. Yüzünü açtı. Gözü kırmızı diye göz çukuru vardı simsiyah. Bana doğru Arapça emredin dedi. Bak yine çakallık yapacak. Yine kupon yaptıracak. Okuyayım. Bunu ben istemedim dedim. O sırada diğeri de aynı şekilde yüzünü açtı. Gözleri kırmızıydı. Ben de istemiyorum dedim. O da bana tekrar geleceğim dedi. Bir anda gözden kayboldular. Ulan abi bitir artık hoca ya. Öf. Sabaha kadar bekledim tekrar gelecek diye. Tamam bir şey olmamış. Rüyamda dedemle cini konuşurken gördüm. Dedemin yüzü gülüyordu. Arkadaşlarmış gibi derin bir sohbetin içinde. Her dedesi de işin içinde. Dede 2-2 iki iki yaptı abi. Dede 2-2 iki iki yaptı. Neyse sahile gittim falan filan. Işık yandı. Eve girdim. Evin ışıkları geldi. Odanın lambası yandı. Mahluk kayboldu. Mutfaktan pet şişe sesi geliyordu. Üçüncü kısmı okudum. Birinci bölümü okudum. ikinci bölümü okudum. Bunları okuyarak zarar hata yapmıştım. Fayda yerine zarar getirecekler. Keşke dedem olsaydı. Dedem hocaya gitmeme de karşı çıkmıştı ama onu ezip geçmiştik. Yavaş yavaş arkama döndüm. Televizyonun ön tarafından yan yana dizilmiş 7 tane cin gördüm. Tam arkamdalardı. Emredin dediler. Kaçmaya çalıştım. Bir daha emredin dediler. Diyecek laf bulamadım. Üçüncü kez dedi. Ben size ne yaptım dedim. Elini uzatıp kağıdı gösterdi. Bizi sen çağırdın dedi. Benimle insan gibi konuşuyorlardı. Anlayışlı bir üslubu vardı. Eli havada kağıdı. Kağıdı aldım. Bunu istiyorsanız alın gidin dedim. Onu sana dede bıraktı dedi. Gidebilirsiniz dedim. Kayboldular. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bunlar yedi kişiydi. Zumbilesinin kabilesi daha büyüktü. Neyse Eee dayı bir, bir bölüm yazmıştı falan filan. Yine yedisi geldi. Emredin dedi. Ben de deneme yapmak için annemle babam nerede diye bir bakın mı geleyim dedim. 10-15 saniye geçmeden evlerinde değiller mevlitteler dedi. Annemi aradım mevlitteyiz oğlum dedi. Onların bana hizmet ettiğini anladım. Sabaha kadar dedemin bıraktığı kitabı falan okudum. Çarşıya indim falan. Motor sürmüş. Helal olsun başka Gece uyurken tıkırtıya uyandım. Yine bir varlık gördüm. Gözlerini benden ayırmıyordu. İkinci bölümü okudum korkunca iki tane geldi alıp götürdüler yine birini öldürdüler amına koyayım. gece bir ara tıkırtılara uyandım oturma odasının kırmızı güneşlikleri vardı sonuna kadar açılmıştı dışarıdan içeriye vuran loş elektrik direğindeki lambanın ışığı içeriye aydınlatıyordu tam karşı koltukta bir tane çok uzun sakallı biri oturuyordu yüzü gözü her şeyle insandı bizim evimizde gecenin o saatinde birisini arasın sürekli çenesini oynatıyordu. gözlerini benden ayırmıyordu yatakta doğruldum. şey okudum adamı götürdüler adam giderken kafasını çevirip bana bakıyordu. Ulan yavşak ya. Abdest alayım diye lavaboya gittim. Banyodan su sesi, su sesi geliyordu. Kapıyı açtım. Küçük bir çocuk çırılçıplak banyoda oturmuş. Arkası dönük suyun altında duruyordu. Gör görmez dilim tutuldu. Evi mesken tutmuşlardı. Vallahi hele adamlar duş falan alıyor içeride yani. Ezan okundu. Su sesi bıçak gibi kesildi. Falan filan. Neyse sigara içmiş. İkileme düştüm. Kağıda okudum. 7 değil 2 kişi geldiler. Diğerleri nerede dedim. Onlar gelmedi dedi. Sen gel ve bizi şereflendir dediler. Oğlum ne oluyor ya? Daha sonra geleceğim size sorular sormak istiyorum dedim. Gelmem konusunda ısrar ettiler. Yeri sordum. Bir mahalle adı söylediler falan. Allah <laughs> helal olsun adam dükkana falan gidiyor. Gecenin o saatinde gittim verdikleri adrese. Teke teke mi çıkacak? 20 dakika yol yürüdüm. Karşımda en az 500 tane cin çıktı. Düğün var. Yine düğüne geldi. Gece resmen bir yaşam vardı. Neyse ne olacak artık oğlum ya? Yine birileri bak sakalları yok oldu. Gözleri alevlendi. Görünmez oldu. Kargaşa oldu. Cinler o varlığın üstüne saldırdı. Eee yine bir öldü. Van dedesini gördü. Dedem bana hoş geldin dedi. <laughs> Dedesi çağırmış. <laughs> Mahalleye dedesiyle takılacak. Beni geri götürün bana oyun mu oynadınız dedim. Dedem omuzun dokundu oğlum bana döndü dedi. Oğlum lafını duyunca dayanamadım döndüm. Dede sen ölmedin de burada ne arıyorsun dedim. Ben bana ben deden değilim. Deden olan hizmet karşılığını deden vasıtasıyla sana geçti. Deden gibi görünüyorum. Çünkü sen onun sözünden çıkmaz ona güvenirsin. Bizi de sana deden bıraktı. Senin o kitabı alacağını biliyordu. Okuman gerekenleri öğretti. Biz senin neyiz? Dedem bu kabileyi senin için topladı. Dedesi eski gayrimeşru. Dedesi eski gayrimeşru adam çağırmış. Neyse eve geldim başımdan geçenleri düşündüm. Dün gece kimi yaktınız diye sordum. Zuzun kabilesindenmiş. Bana bilgi veriyormuş. Onu öldürmüşler. Baya çete savaşı başlattı. Kabile arası kabileler savaşı başlattı. 4-5 tane varlık geldi. Zuzun kabilesinden ayrıldığı az bir sayıda uzun varlıklı. Kimse savaştan mutlu değilmiş. Gidin lan yalnız bırakın beni dedim. <laughs> ölmüş şimdi de ya. Allah Allah. Ortamı hazırladım. Okumama rağmen gelmiyorlardı. Ben de mahallelerine gittim. Köyde hiçbir hayat belirtisi yoktu. Etrafta kimse yoktu. Galiba beni terk etmişlerdi. Defalarca denememe rağmen dedesinin verdiği kitabı okumuş, dört tane ona zarar verecek şerli vardı. O an uyumuşum. Bu uyandım cadı kadının evinin oradayım. Bu gece artık yolun sonuna gelmiştim. Üzerime akın akın cinler geliyordu. Oğlum ne oluyor lan? Katman katman halka şeklinde etrafımı çevirdiler. Beni parçalamak için geliyorlardı. Bana saldıracak gibilerdi. O anda uyandım. Bu bir rüyaymış. Elimi yüzümü yıkayayım. Aynanın karşısına geçtim. Kollarım mosmor olmuştu. Tişörtümü bir çıkardım. Göğsümün her yeri kan toplamıştı. Her vücudumun her yeri kan toplamış. Onun bu dövmüşler. Ne olduğunu babama anlattım. Vücudumun her yeri acılar içindeydi. Aynaya dönüp sırtıma bir baktım. Sırtımda Arapça bize gel yazıyordu. Neyse oraya bana bir işaret göndermek için işkenceye uğramıştım. Beni ne yapacaklarsa her şeyin başladığı yerin orada. Derenin kenarında yapmak istemişlerdi. Neyse babam yine hocaya götüreceğiz dedi. Dedim yok baba dedim bana doktor hocam oraya iş yapmaz. Gittim dere kenarının oraya. Dedemin bıraktığı şeylerden de bir fayda yoktu. Tek başına gitmiş. Dedemin bıraktığı kağıdı kitabı alıp depoya gittim. Beşinci bölümü hiç kullanmamıştım. 5. bölümü araştırdım bulamadım. Kitaptan dedemin yaptığı gibi kendime sahiplenmek için cinere işine girdim. Kendime bir ordu yaratmaya çalışıyordum. Vah helal olsun adamdaki takla bakın koyayım ya. Neyse eve yine bir hoca gelmiş. Dedemin bıraktığı kağıdı görmek istedi diyor. Neden senin için bunları sahiplenmiş. Bu yazıyı kim okursa o cinere onun olacak şekilde ayarlamış. 5. bölümdeki yazıyı okutmak istedim. Anladı. Burada yazanlar son olarak şair yüzüm etrafına etrafındaki yenersem dedem sonradan benim evimde olan cinere bana sıkıntı yaşatmaması için emrimden çıkarıp bu da son part. Yani kurtulmak için. Mumları yaktım. Cin gelmiş yine bir tane. Korkunç değilmiş Müslüman. İnsanoğlu beni neden çağırdın? Bana hizmet edecek ve bulunduğum durumdan beni kurtaracak hizmetkarlar arıyorum dedim. Seni buldum. Ben sana hizmet etmek isterim fakat senin hizmetkarlarının senin için yeterli olacaktır dedi. Bunu sonra mumlar söndü. Onların nerede olduklarını düşünmeye başladım. Ulan harbiden nereye gittiler acaba? Yine gelmediler. 5. bölümde emrimde olanları yok etmem için yazılı olanı düşündüğünde o bölümü yırttım. Belki de bu yüzden. En de sonunda onları yok edeceğim korkusuyla gelmiyorlardı. Kalkıp mutfak tezgahına gittim. Tutuşturdum. Kağıt yandı. Suyu açtığımda her harf eridi. Artık bunu yaptığım için benim hizmetimde olan cinleri hiçbir zaman bir şekilde yok edemeyecektim. Bölümdeki yazıları hiçbir kitapta hiçbir kaynakta asla bulamayacaktım. İçeriden sesler geldiğini duydum. Bir anda odanın perdeleri açıldı. Dört tane yüzü vardı. Gözleri kocaman, saçları kel, suratları koyu yeşil Bana doğru bakar kazlarına dişlerini açtılar. Dişleri sivriydi falan filan. Resmen bana camdan bakanların üzerine saldırıyorlardı. Camdan atlayanlar benim emrimde olanlardı. 10 dakika akın akın siyah gölgeler camdan atladılar. Kafasını çevirip baktığında uzun bilesinin ta kendisiydi. Aşık bir genç kız edasıyla dolu dolu gözlerine bakarak kafasını çevirip camdan atladı. Camdan dışarı baktığımda yerde binlerce üst üste kedi dörtlüsü gördüm. Zuzun bilesiyle bir cin dövüşüyor. Aa şey uzun bilesi öldü sabah annemin sesiyle uyandım gözlerimi açtım direkt karşıma bakmak istedim karşımda pencere yoktu o odada değildim burayı bir yerden hatırlıyorum hemen ayağa zıpladım bu ev bizim ev değil bu olamazdı bu imkansızdı rüya görüyor olmalıydım ellerimi avcumun içine aldım koşarak dışarı çıktım bu ev bizim diğer köydeki evdi diğer köydeydim Caminin orada babamın sesini duydum. O an bir baktım bizim Toros arabanın yolunun par kenarına park edilmiş. Dizlerimin bağ çözüldü yere yığılıp hıçkıra hıçkıra ağladım. Babama baba biz buradan taşınmadık mı? Başka köye gitmedik mi diye sordum. Babam deli misin oğlum ne diyorsun rüya mı gördün dedi. Babam şaka yapmıyordu yalan söylemiyordu. Baba beni dinle Rıdvan Hoca'ya gidelim dedim. Hangi Rıdvan Hoca dedi. Hocanın yüzünü evin her şeyini tarif ettim. Sen nereden tanıyorsun Rıdvan Hoca'yı dedi. O da çok şaşırmıştı söylediklerimi. Hemen evine gittik. Kıyafetlerim bile bambaşkaydı. Hocam 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 beni hatırladınız diye sordum. Valla birine benzetiyorum ama o biraz senden büyük dedi. Hocam damadınız nerede diye sordum. Ne damadı benim bir tane kızım var o da şimdi karşında dedi. Gel seni bir okuyayım sen rüya görmüşsün etkisinde kalmışsın dedi. Hayır dedim. Beni okumasına müsaade etmedim. Çıkalım buradan dedim. Babam yaptığımı saygısızlığa kızdı. Otur dedi. Hoca bağırma çocuğun kafası karışmış dedi. Kapıdan çıkıp arabaya bindim. Babam aşağı indi. Bana delirdin mi sen diye kızdı. Bana inanmıyorsunuz diye çığlık attım. Hastaneye gidelim dedi. Arabaya bindik. Bütün yolu ben tarif ettim. Diğer köye gidiyorlar burada. Patika yoldan koşarak evin içine girdim. 2-3 i̇ki, iki, tane küçük çocuk oynuyordu. Bizim sesimize evden birisi kafasının ne oluyor diye baktı. İşte bu evde diye 3-4 kere aynı şeyi tekrarladım. Her şey aynıydı. Mezarlık, deponun üzeri, ağaçlar. Babam candan bakan adamın selamı verdi. Adam köyün imamıymış. Babam da ben şu köyün imamıyım deyince adam bizi evine buyur et. Her şey aynıydı. Kiler odası falan filan. Evin içinde son gördüğüm olayı hatırladım. Aynı şekilde yer duran yatağa yattım. Yaşayarak anlattım. Muskaları bulduğumuz kiler odasına girdim. Kırık bir tahta olduğunu söyledim. İmam şaşırdı. Nereden biliyorsun dedi. Banyodaki musluk bozuk dedim. Adam evet doğru dedi. Babam daha durmayıp hadi gidelim dedi. Evden çıktığımızda mezarlıktaki ağaçtan babama bahsettim. Sabunu bulduğumuz küçük yeri gösterdim. Anneme her şeyi anlattım. Dedesi yaşıyormuş. Dedenler köyde oturmuyor dedi. Hayırdır falan filan dedi. Büyük dedeme bahsettim. Ben bunu söyleyince herkesin gözleri kocaman oldu. Anneannem ne diyorsun oğlum sen dedi. Herkesin yüz ifadesi sapsarı oldu. Kimse bir şey söylemedi. Mezarlığın kenarına arabayı çekip durdu. Aa adam 1966'da ölmüş ama. Onu gördüğüm an gözümden yaşlar süzüldü delirmiş olabilir miydim? Koşarak mezarlıktan çıktım. Arabaya bindik. Anneanne... Anneannem nereye gittik? Kimse kimseyle konuşmadı. Başka bir odaya gidip resim albümünü alıp geldi. 1966'da ölmüş olan biri nasıl olur da kendi zamanındaymış gibi yaşardım. Uzun uzun sohbet ettik. Hareketlerinden, konuşma tarzından, uzun sakallarından, iyi niyetliğinden, her şeyinden. Anneannemin söyledikleri benim söylediklerim birebir örtüşüyordu. Herkes bana inanıyordu fakat bir sorun çıkaramıyorlardı. Anneanneme dedemin kitabından bahsettim. Anneannem de öyle bir kitap olduğunu ve kendisinin olduğunu söyledi. Bunu duyar duymaz anneannemden kitabı getirmesini istedim. Kitabı almaya giderken ben de peşinden gittim. Anneannem kitabı sandıktan çıkardı. Bu kitap benim gördüğüm kitabın ta kendisiydi. Hemen içini karıştırdım. En baştan başladım. Kopuk sayfalarına kadar her şey birbirine tutuyordu. Sayfaları tek tek inceliyordum. Orta sayfalara geldiğimde birden karşıma bir kağıt çıktı. Kağıt dedemin hemen önce bana yazıp bıraktığı kağıttı. Kağıdı biliyordum. Sadece 4 bölüm yazıyordu. 5. bölümü ben yakmıştım. 4 ve 5'in arası kesilmişti. Bunu ben yapmıştım. Bunu anneanneme söylemedim. Bu kağıt ne diye sordum. Anneannem anlatmaya başladı. Bu kağıdı babası abisine yazıp vermiş. Abisinin başından anneannem anlattığına göre benim yaşadıklarımın aynısı geçmiş. Bana olayları anlattığında aklım başımdan gitti. Abisinin resminin olup olmadığını sordum. İçeride albümde olacağını söyledi. Elimi alıp aldığımda bir de baktım ki resimdeki kişi benim tıpatıp benzerimdi. Sadece benden yaşça büyüktü. Yani ben annemin dayısıyla tıpatıp benziyordum. Nerede olduğunu sorduğumda bana bir sabah yatağında ölü olarak bulduklarını söylediler. Bulduklarında mosmor olmuş. Vücudun her yeri işkence görmüş gibi kan toplamış, gözleri açık bir şekilde ölmüş. Öldüğünde ise tam 34 yaşındaymış. Ben onun hayatının geri kalanını yaşamıştım. Dudun birisi onun aşkıydı ve onun uğruna ölmüştü. Ananı bacını seviyeyim.